Yeni bir cuma gününden, 328. cuma raporundan herkese merhaba. Selamlar. Nasılsın Eren? İyi abi, günaydın. Sen nasılsın? Günaydın, ben de gayet iyiyim. Ben iki haftada mı yokum cuma raporunda, bir haftada mı yokum? Bana böyle çok uzun süre olmuş gibi geliyor. Galiba da. Yani bir hafta var, bir hafta olmayınca iki haftada bir çekiyor olduğun öyle için mi? Sanki. Okay. İşte geçen yoksun. Hafta ben yoktum çünkü Mert'le birlikte Almanya'daydık, evet. Berlin'deydik, İFA'daydık. Biz arkadaşlarımız zikir etmişlerdi, İFA'dan böyle çok fazla video yayınlayalım, bilmem ne yapalım filan derdinde olmadık. Yani orada yapmamız gereken işlemimiz vardı. İşlev için gittik. Nedir o işlev? İşte markaların bazılarıyla yaptığımız sponsorluk çalışmaları, hı-hı, onlar için gittik. Bu arada Mert Intel Türkiye'nin davetlisi olarak gitti. Ben de Lenovo Türkiye'nin davetlisi olarak gittim. Bu tabii şey demek değil. Bizim orada kaldığımız tüm süre boyunca tüm masraflarımızı Intel ile Lenovo'nun karşıladığı anlamına gelmiyor. Çünkü biz süreyi uzattık. Hı-hı. İFA'dan önce gittik, süreyi uzattık. Yani bir şekilde ikimiz de aynı zamanda EME Medya'nın da, Hardware Plus'ın da sahibi olan EME Medya'nın da sponsorluğuyla da birkaç gün orada geçirdik. Bence sönük bir İFA'ydı. Almanlar sanki İFA'dan vazgeçmiş gibi. Öyle mi? Ben öyle hissettim. Yani fuar alanının içindeki yönlendirme tabelaları bile eskisine göre yetersizdi bence ki bu yıl İFA'nın 100. yılıydı, hı hı, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Mert'le bir yerden bir yere gitmemiz gerekiyordu. Yukarıdaki yönlendirmeleri devam ettik, yürüdük, gittik, yaklaşık böyle bir 10 dakika falan yürüdük. Bu binadan öbür binaya geçeceğiz ama kapılar kilitli. Bu Almanya'da o kolay kolay olacak iş değil bu. Tekrar döndük falan. Yani hani bana bir garip geldi. Ayrıca şeydi, katılım da sanki çok fazla değildi gibi düşünüyorum. Katılımdan kastım bir şey, ziyaretçi. Ziyaretçi. Mesela ilk gün, yani fuarın açıldığı gün, önceki basın gününü kastetmiyorum. Hmm. Fuarın ilk günü tıklım tıklım oldu. Hiçbir yere girip çıkamazsın. Öyle bir şey yoktu. Yani hatta hani bu yeme içme kiosklarının olduğu, hmm, yerde bile sıra beklemeden bir şeyler alabiliyordun. Neredeyse yani. MVC'de falan o sıraya girmeye gözün yetmediği için aç kalıyorsun mesela bazı durumlarda. Her neyse, öyle bir şey vardı. Bu çok konuştuk cuma raporunda geçmişti. Dilruba serbest bırakılsın diye. Sonunda serbest bırakıldı. Siz bunu zaten cuma raporunda konuştunuz. Ben de dinledim. Yasa dışı bir yöntemle, daha doğrusu yasa dışı değil mi? Uygun olmayan bir yöntemle, gözaltına alındığı gibi yine uygun olmayan bir yöntemle serbest bırakıldı. Yani insanları bezdirme, korkutma. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Murat Ağırveldi buna benzer bir şekilde serbest bırakılmıştı yine. Gazeteci Murat Ağırveldi, Silivri'de. Üzerinde cep telefonu ve 5 kuruş para olmadan, hı hı, gecenin bir vakti o da Silivri cezaevinin kapısına konulmuş. Hadi serbestsin git denilmişti. Dilruba'da ona benzer bir şey yapılmış. Geçmiş olsun demek lazım. En son benim burada olduğum cuma raporlarında konuştuğumuz bir Diyarbakır'daki bir kötü olay vardı. O kızımızı bir an önce bulunmasını temenni ediyorduk. Üzerinden çok fazla zaman geçti. Ne yazık ki bulunmadı ve en sonunda işte cansız bedenine ulaşıldı. Olay saçma sapan bir hale evriliyor. İstanbul'un göbeğinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri haklı, demokratik haklarını kullanıp eylem yaparken onları okulun kampüsüne asma kilitle kitleyen kolluk kuvveti topu topu 200 kişinin yaşadığı ve takribi olarak 2 kilometre karelik bir alana sahip olan bir köydeki 200 kişiye sahip çıkamadı bu kadar süre boyunca. Neredeyse birinci ayına gelecek olay. 20 günde yani aşmıştı. Sahip çıkamadıktan kastım ne? Şu, bu adamların telefonları kontrol edilemedi. Hı hı. Olayın üzerine çok ciddi şekilde gidilemedi. Bu adamların tamamı çok belli ki bir şeye saklıyorlar. Yani orada bir muamma var böyle. Çok ortada. İşte babanın evinden çıkan kurşunlar bilmem neler filan var. Kurşunlar da tabanca şeyi de değil yani. Evet yani. Kurşunu da değil yani. Otomatik silah kurşunu. Yani açık açık söyleyelim, PKK'nın Türk ordusuyla çatışırken kullandığı silahların kurşunu. Evet. Yani Kalaşnikov denilen, işte Türkiye'de Keleş diye isimlendirilen. AK-47 olarak da üniversal şeyi olan, adı olan silahın kurşunları. Mesela benim askerlik yaptığım dönemde hani böyle subaylarla konuşurken ayaküstü, eğer terör örgütüne katılmayacaksınız, hayatınız boyunca göreceğiniz bir silah değil
filan gibisinden şeyler söylenmişti. Hiç unutmuyorum. Babanın evinden epey fazla bir şekilde. Yani neredeyse bir çatışmada terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sıktığına yakın kadar bu kurşundan çıkıyor. Mesela garip işler bunlar. Orada bir söz birliği yetmiştesine hala bugün geldiğimiz noktada tutuklamalar falan var ama cinayeti kimin işlediği belli değil. WhatsApp yazışmalarını Meta'dan istiyoruz. Mesela garibiz yani hani böyle bir yazışmanın şirket tarafından tutulmadığını bilmiyoruz. Ya uçtan uca şifreli olan mesajlar var. Bir de şey diyoruz yani istedik verecekler bilmem ne filan gibisinden laflar ediyoruz. Keza olayın ilk başında bölgenin jandarma komutanının mutlu haber alacağımız gün yakındır bilmem ne filan gibi bir açıklama yapması gibi böyle anlamsız şeylere giriyoruz, işlere giriyoruz. Niye yaptığımızı bilmiyorum bunu. Yani mesela 200 kişi yaşıyormuş ya bu köyde. Yok mu senin 2000 tane askerin, yok mu senin 2000 tane polisin? Her adamın başına 10'ar tane dikersin gerekiyorsa, her kapının önüne 10'ar tane dikersin. Bu adamların o WhatsApp mesajlarını silmelerine, telefonlarını formatlamalarına falan izin vermezsin. Olay olur biter. Ya da kriminal laboratuvar, portatif bir kriminal laboratuvarı bölgeye götürüp bu sonuçları hemen tak tak alamak mümkün değil mi mesela? Çok garip işler dönüyor. Şöyle düşünüyorum ben, umarım yanlış düşünüyorum derim. Türkiye'de yaşayan insanları öldürmekle gurur duyan bir başka terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir partinin olaya sahip çıkışından yola çıkarak o köyde dönen işlerin sadece bu küçük kızımızı öldürmekle sınırlı olmadığını düşünüyorum şu anki bilgilerim ışığında. O bilgiler dinledim işte en son dün akşam 9 kişi tutuklandı. Galiba 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. İçlerinde babanın da olduğu birçok bazı insanlar da tamamen serbest bırakıldı. Böyle bir muamma yumağı var ortada. Olay artık narinden daha başka bir boyuta geçmeli bence. Bence de daha büyük sorunlar var. Yani bu sadece basit bir cinayet vakasına benzemiyor. Orada başka bir hikaye var bence. Ve bütün köy halkı söz birliği yetmiş gibi bu işte o başka hikayeyi saklamaya çalışıyor. Öyle görünüyor. Hani üç maymundan daha hallice bir durumdalar. Olayın ilk başlarında ailenin tüm fertleri, yöresel gazetecileri, lokal gazetecileri, onlar da Kürt oldukları için, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama öyle, çok misafirperver, çok candan, çok bir şeyler paylaşımcı davranırken, mesela şu anda o gazetecilerin köylerine girmesini istemiyorlar. O gazetecilerle konuşmuyorlar. Niçin? Çünkü X kişisi A gazetecisine beyaz derken gitmiş B gazetecisine siyah demiş gibi şeyler çıkıyor çünkü ortaya. Kurgular çıkıyor ortaya. Bence Sayın Cumhurbaşkanı işte davanın takipçisi benim gibi bir şey söyledi. Bu işlerin Sayın Cumhurbaşkanı'na kalmadan işte emniyet teşkilatı, adalet teşkilatı içinde çözülmesi gerekiyor. Oradaki milletvekillerinin yaptığı bence gayri ahlaki, gayri etik dışı ve ciddiyete sığmayan falan açıklamaları da hiç kimsenin çok fazla dikkate almaması gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. İnsanların, hep bunu Cuma raporlarında söylüyoruz, bu ülkede adalete karşı güvenliği o kadar azaldı ki. Bak mesela iki günden beri kurşunlar konuşulmuyor hiç. Ortada katil yok. Ama işte bu yapılan tutuklamalarla falan davaya dönüşmesi bekleniyor. Mesela davaya dönüşürse katil olarak savcılık kimi suçlayacak mesela bilmiyoruz. Evet bazı iddialar var amcanın falan da ama amcanın tutuklanma talebi cinayet şüphesiyle tutuklanmış durumda değil amca henüz en azından bildiğimiz kadarıyla. Bir de şey var, bazı yasal metinler dava dosyasına girdiği anda bazı televizyon kanallarında anında paylaşılıyor. Ve bu davada gizlilik kararı var. Niçin gizlilik kararı olduğu zaten ayrı mevzu. Sonradan şeyi de kaldırdılar gizliliği. Yani normalde atıyorum hep bir şey olur habere gizli kararı gelir bu konuya. Gizli kararı varken de yayınlanıyordu o kanalda. Evet. Yani A Haber'den bahsediyorum. Gizli karar zaten niye vardı? Bu tarz davalara niye gizlilik kararı gelir? Bunlar ayrı hikayeler. Oturup konuşmak ve makul ve mantıklı bir çözüm bulmak lazım tekrarlanmasınlar diye. Ama burada dikkat etmeye çalıştığım şey şu. Herhangi bir şey dava dosyasına girer girmez bir televizyon kanalından hemen paylaşılıyor. Evet. Ya bunu açık bir şekilde Anadolu Ajansı aracılığıyla bütün Türkiye ile paylaşmak lazım ya da el altından böyle tek bir kanala biz teknoloji camiasında aynı mücadeleyi vermiyor muyuz?
bazı markalar bazı kanalları el altından cihaz veriyorlar diye bu NDA sisteminin kurulmasını, yaşamasını, devam etmesini savunmadık mı, ortaya atmadık mı? Yani adil olmak gerekiyor her şeyden önce. Ve burada bir şu anda bir adiliyet, adil bir durum bana çok fazla şey yapmıyor, görünmüyor. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Hı hı. İşte köyün nasıl bu kadar varlıklı olduğunu bilmiyoruz. Yani bu köy pamuk ve mısır tarımının yapıldığı düzlük alanlara sahip bir köymüş. Ama o bölgede pamuk ve mısır tarımının yapıldığı düzlük alanlara sahip başka köyler de var. Onların mesela bu kadar varlıklı olmadığı sorun. Narin'in abisinin İstanbul'da bir galeri dükkanının olması vesaire. Sadece İstanbul'da değil, köydeki işte Narin'in aynı soyadını taşıyan birçok akrabanın İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde büyük lüks araçlar sattıkları, hatta mesela Narin'in abisinin verdiği ifade de kendi babası için benim babamın bir işi yoktu, ikinci el araba alım satımıyla hayatını kazanır filan dediği televizyonlara yansıyor. Ya başından sonuna kadar karman çorman bir bulmaca. İnşallah bize yansıtılan budur ve arka tarafta savcılık ve güvenlik kuvvetleri başka bir soruşturmanın şeyindedirler, ne derler, takibindedirler. Ve tüm bu mermiler, bu varlık, bu köyde mesela mezar taşı olmayan defin alanlarının olduğundan bahsediliyor. İşte o da onlardan bir tanesinin de zaten Narin'in ablası olduğunu ve kızın da zamanında zihinsel engelli olduğu ve ölüm sebebinde araştırıldığında da tekrardan çünkü araştırılmasına karar verildi. Zatüre sebebiyle vesaire rahatsızlıktan vefat ettiği gibi şeyler de dolanıyor. Ben olayın Narin ne gördü, Narin ne bildi de sonucu bu oldu ya. Ne gibi şeyleri düşünüyorum sadece, başka bir şey düşünüyor. Değil. İşte anneyle amcanın ilişkisi mi var bilmem ne falan gibi. Bunları işte adalet mekanizmasının net cevaplar vermesi evet. lazım. Senin benim burada oturarak bir karar vermememiz gerekiyor. Aynen öyle. İlgili. Ve bunlar bugünün teknolojisinde yani adli kriminal teknolojide çok kolay bulunacak olan cevaplar. Niye bunlarla ilgilenmek için bu kadar çok beklendi? Sonuç o. Jandarma niçin bu işte bu kadar ilgileniyor? Yani bu işleri genellikle polis yapar. Niye? Polis daha deneyimlidir çünkü bu işlerde soruşturma. Jandarma deneyimsizdir demiyorum. Jandarma bölgede zamanında da benim anladığım kadarıyla bugün de iyi iş çıkartıyor. Nedir o iş? İşte terör örgütünü ülkeye sokmamak ve onunla mücadele etmek konusu. Bu sanki böyle biraz jandarmayı aşan bir olay gibi de görünüyor bir yanından. Ve en anlamadığım şey şu, bu tarz büyük olaylarda niçin merkezi yönetim hemen daha yetkin ekipler ya da daha fazla donanım, işte bu portatif laboratuvarlar, başka şehirlerden gelip güvenliği alabilecek olan kolluk gücü falan gibi sağlamıyor. Ama şöyle bir şey var, yani ülkedeki keşke tek derdimiz çocuklar konusunda Narin olsa. Biz Narin'i konuşurken ülkenin başka bir şehrinden de başka bir istismar olayı haberi geliyor ve bu hiç bitmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde kadına, sokak hayvanlarına ve çocuklara uygulanan şiddet hiçbir zaman durmuyor. Evet. Biz sadece Narin'i konuşuyoruz şu anda ama öyle diğerleri devam ediyor. Böyle bir ülkede yaşamak istiyor muyuz? Buna bir karar vermemiz lazım. Mesela ben hep söylüyorum. Ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Eğer adı yeni Türkiye olan ülke buysa, bence eski Türkiye, bunların olmadığı Türkiye ya da bu kadar oranda olmadığı Türkiye, sanki daha yaşanabilir bir Türkiye'di. Bak yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çoğu zaman söylüyorum, söylemekten de sıkılıyorum. Ben 52 yaşındayım. İstanbul'un Sultanahmet semtinde sokakta büyüdüm ben. Benim zamanımda çocuklar sokakta büyürlerdi. Kaçırma, taciz, bilmem ne filan gibi olaylar olmazdı. Sultanahmet'i de şu yüzden söylüyorum. Sultanahmet bugünlerde, ben en son bir iki yıl önce gittim, çok kalabalık. O zaman da boş bir yer değildi. O zaman da çok kalabalık bir yer. Yani turisti, satıcısı, devlet görevlisi, işte adliye oradaydı, tapu kadastro oradaydı, müzeleri bilmem ne filan filan. Ve ben hatırlıyorum biz çocukken, çok küçük yaşlarımızda yürüye Sirkeci'ye inerdik, köprüyü geçer, Karaköy'e geçer, Nuri Osmaniye yokuşundan, Mercan yokuşundan, tekrar Çemberlitaş tarafından eve geriye dönerdik filan. Ve bunları yaptığımız zamanlar, hani ilkokulda yeni başladığımız zamanlar falan. Bugünün İstanbul'unda çocukların böyle yaşaması mümkünse bile aileler topluma güvenmedikleri için çocuklarını sokakta büyütemiyorlar. Çocuklar apartman dairesinde işte bilgisayar ya da tablet ekranı karşısında vesaire vesaire büyümek zorunda kalıyorlar. Çünkü biz çocuklara karşı düzenli olarak bir şey uyguluyoruz. Ne derler? Şiddet uyguluyoruz.
Çünkü biz çocuklara ve kadınlara karşı, daha doğrusu onların yaşam haklarına şey yapmadığımız, saygı duymadığımız bir ortam yaratıyoruz hızla. Çünkü biz Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleşen herhangi bir hukuksuzluğa anında müdahale edip bu hukuksuzluğun sebeplerini ortaya çıkartıp neden olanları cezalandıramıyoruz. İş bu kadar basit. Yani Navin olayında da bu böyle. Didruba olayında da bu böyle. Şu adını unuttuğum küçük çocuğumuz da şu an entübe edilmiş hastanede. İlk önce valilik vefat etti diye duyuru açıklama yaptı. Tweet atmış anladığım gibi. Sonra silmiş o tweeti. Entübe durumdaymış. Eğer herhangi bir ülkede cinsel istismar uğrayan bir çocuk öldürülüyorsa, yani cinsel istismar uğradıktan sonra bir de üstüne üstlük öldürülebiliyorsa, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin güvenlikten söz edemeyeceği, hiç kimsenin ben güvenliyim diyemeyeceği bir ortamdır. Ben bu ülkede yaşamak istemiyorum derken kastettiğim şey bu. Ülke topraklarıyla, ülkemizle alakalı bir dert değil bu aslında. Bu ülkenin nasıl yönetildiği ve bazı sorunlara nasıl çözüm bulunamadığıyla alakalı bir süreçten bahsediyor. O yüzden temennim odur ki bir an önce, en kısa zamanda, mümkünse dündü ama yapılmadı, belki yarın, belki bugün, bir an önce bu artan şiddet olaylarının toplum nezdinde adaleti o karşı olan azalan güvenin tekrar eski haline getirilmesi için birçok önlem alınması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu davanın ben takipçisiyim demesine gerek kalmamalı. Sayın Cumhurbaşkanı da, sen de ben de, atıyorum İstanbul Valisi de, İçişleri Bakanı da bilmeli ki Türkiye'nin herhangi bir noktasında buna benzer herhangi bir olay olduğu zaman o bölgedeki insanlar hangisi yetkili olan insanlar, konuyla ilgili olan insan bu sorunu çözerler zaten. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemler alınır zaten. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve işte bazı siyasetçilerin böyle bir olay olduğu zaman hemen oraya konuşlanıp savcıyla mavcıyla falan özel görüntü yapmalarını, görüşmeler yapmalarının yasak olduğunun, en azından etik olmadığının yüksek sesle Cumhurbaşkanı tarafından telaffuz edilmesi gerekiyor. Bir parti başkanının oraya gidip, ya bu köy zaten bizim şeyimizdir, ne derler, köyümüzdür. Hmm. Bu yapılanlar bizim adaletimiz değildir, bizim ahlakımız değildir. İsrail'in zorla aramıza soktuğu işlerdir demesinin makul ve mantıklı olmadığı insanlara anlatılmadı. Keza köy halkının en son yaptığı açıklamada dış güçlerden bahsediyorlar. Yani Navi'nin öldürülmesinde dış güçlerden bahsediliyor. Ülke öyle bir hale geldi ki yerli ve milli ile başlayan süreçte Sayın Cumhurbaşkanı teknolojiyle ilgili ne demişti? Onun dümene Apple'ı varsa, iPhone'u varsa bizim de Vestel'imiz var. Bak Vestel yok artık cep telefonunda. Yani yerli ve milli ölçütün senin Vestel'se eğer cep telefonu olarak Vestel yok artık. Ama böyle her şeyin yerli ve millisini ortaya koyduğun zaman dış güçler diye de bir şeyi ortaya atıp koyduğun zaman 200 haneli köyde bile öldürülen çocuklarına sahip çıkamayan adamlar ve bence bazı faydaları yüzünden o küçücük çocuğun öldürülmesini normal karşılayan insanlar topu dış güçlere atıyorlar. Ve bekliyorlar ki 80 milyon muyuz, 100 milyon muyuz, kaçırsak hepimiz bu hikayeye inanalım. Ve diyelim ki bu olan olayın tamamı dış güçler ve yerli ve milli olmayan ahlak ya da etik kuralları yüzünden Diyarbakır'ın o köyünde yaşandı diyelim. Aynı anda tecavüz edilip entübe edilen çocuğu görmeyelim. Her gün artan kadın cinayetlerini görmeyelim. Şu saçma sapan kanundan sonra da daha kanun uygulamaya geçmeden her gün artan hayvan işkencelerini görmeyelim ve sadece buna inanalım istiyorlar. Çok saçma. En azından ben inanmıyorum, o kadar da söyleyeyim. İnanan varsa da helali hoş olsun yani. Ama ben tekrar söylüyorum, böyle bir ülkede yaşamak zorunda bırakıldığımız için hepimiz adına çok çok üzgünüm. Haftanın önemli teknoloji olayı İFA'ydı. İFA bitti ve hemen Apple 2025 mahsullerinin
tanıtımını evet, yaptı. Çıkarttı. Kanalda canlı yayın yaptınız Aydoğan'la lansmanda. Değerlendirmesini yaptı. Canlı yayından sonra değerlendirme yaptınız. Şimdi de böyle kıyaslama videoları ve bilmem neler filan çıkıyor. Evet. Sen hala iPhone 16 seviyesiyle ilgili bilgisi olmayan arkadaşlarımız varsa, takip edemeyenler varsa kabataslak bizi bir bilgilendirelim. Bilgilendireyim tabii. Tabii ki kanalda bütün videolar var. Yani tanıtıldan kastımızdan hem o var hem işte cihazların ne olduğu, işte kıyaslamaları, fiyatları, ne olmadığı, nelerin eksik kaldı falan birçok video var. Gelmeye devam edecek onu söyleyeyim yani. Çünkü Apple bu cihazları Türkiye'de ya da global olarak da 20 Eylül'de çıkarana kadar birçok video zaten bizde de mevcut olacak arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim sizlere. Ama genel itibariyle iPhone 16 serisine göz attığımızda yine 4 tane cihaz geliyor. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olarak da karşımıza çıkıyor. Bu 4 telefonda tabii ki birbirinden özel farklı özellikleri de yer alıyor. Tabii ki Pro serisini daha farklı konumlandırmaya başladı Apple. Daha fazla arasını açmaya başladı standart 16 ile. 4 tane telefonda da yeni nesil işlemci var. A18 işlemci ama Pro modellerinde A18 Pro işlemcisi bulunuyor. Aralarındaki tek fark sadece... Daha önce A18 Pro herhangi bir cihazda kullanılmış mıydı? Hayır, kullanılmadı. Yeni işlemci. Yeni işlemci. Daha öncesinde yani 15 serisinde A17 Pro işlemcisi kullanıldı Pro versiyonlarda. Ama düzlerinde ise A16 işlemcisi kullanılmıştı. Yani böyle nesil farkı yapıyordu Apple son 2 senedir. 13'ten beri hatta bunu bıraktı ve en yeni nesil işlemcileri de tüm telefonlarında kullandı. Tüm seriye göz attığımızda en dikkat çeken şeylerden bir tanesi yan tarafında olan bir kamera kontrol tuşu ya da biz buna dokunmatik yüzey de diyebiliriz. Buradaki yüzey tabii ki Visual Intelligence dediğimiz bir özelliğe sahip. Bu özellikle ne yapabiliyorsunuz? İşte şu anda Android'deki bildiğimiz Google Lens gibi bir işlev görüyor. Yani yapay zeka ile beraber bir şey çektiğinizde bu ne olduğunu merak ettiğiniz bir şeyin görselini çektiğinizde atıyorum bir kafe ise kafenin görüntüsünü çektiğinizde o kafenin atıyorum Google yorumları olsun ya da menüsü olsun karşınıza çıkarıyor ya da bir köpek çektiğinizde cinsini bilmiyorsunuz o köpeğin cinsini sizlere gösterebiliyor ya da kamerada burada shutter button dediğimiz olayda yani capture button olarak da kullanamıyorsun yani Türkçe olarak da denklemşör tuşu da diyebiliriz. Bunun haricinde zoom yapabiliyorsunuz, FD'ni ayarlayabiliyorsunuz burada yani bokeh ayarında yapabileceğiniz bir tuş da bulunuyor. Bayağı işlevsel bir tuş gibi gözüküyor. Bu tuş 4 modelde de var. 4 modelde de yer alıyor. Bununla beraber aslında kamera tarafında da standart modeller 16 ve 16 Plus'ta 2 tane kamera bulunuyor ama 4 tane focal length dediğimiz olay gerçekleşiyor. Yani 4 farklı lens varmış gibi. Ana kamerasından normal 48 megapiksel çekimler yapıyorsunuz. Orada da yükseltildi ama sensör içerisinden zoom şeklinde 2x'de optik zoom yapabiliyor. Geniş açı kamerasında geniş açı çekerken makro çekimde yapabiliyor. Yani iki lensten, iki kameradan 4 tane lens varmış gibi çıkarım yapıyor Apple tarafı. Bunun haricinde çok büyük bir gelişme de yok açıkçası. İşte Apple Intelligence konusu bulunuyor. Yapay zeka destekleniyor. Tüm seride bu yapay zeka desteği olacak 16'larda. Standart versiyonda böyle über bir farklılık yok. Yapay zeka desteğine hazır telefonlar. Evet. Yapay zeka da hazır olduğu zaman kullanılacak. 18 iOS 18.1 ile .1 ile beraber çıkış yapacaklar. Pro modele geldiğimizde belki de en büyük yenilikler burada yer alıyor. Çünkü A17 Pro'dan A18 Pro'ya geçildi. 3 nanometre ikinci nesil TSMC üretimine geçmiş oluyor burada Apple tarafı. Bunun haricinde tabii ki de bir de farklı olan noktası ana etme kamera noktası olacak. Çünkü düz modelde en azından düz Pro modelde küçük versiyonda hem ekran büyüdü 6.1'den 6.3'e yükseldi. Tabii ki kamera tarafında da 3 kamerada yenilendi. Nasıl yenilendi? Bir ana kamera artı 48 megapiksel Fusion kamera diye geçiyor. Fusion olmasının ana sebeplerinden bir tanesi ise çok daha ışığı alabilen, çok daha fazla renk ve kontrast ayarını yapabileceğiniz, çok daha net görüntüler çekebilen ve sahneye göre yapay zeka ile beraber sizi sabit bırakıp arka tarafın renkleriyle bile oynayabilecek bir kameradan bahsediyorlar. Hem de yapay zeka desteğiyle. İkinci kamerada geniş açı kamerası da 12 megapikselden 48 megapiksele yükseldi. En büyük yeniliklerden bir tanesi de bu oldu kamerada. Üçüncü kameraya geldiğimizde iPhone 15 Pro Max'te ilk olarak gördüğümüz 5x optik zoomluk bir periskop kamera sistemi, tetrapiksel sistemi artık 16 Pro modelinde de yer alıyor. 16 Pro Max'te ise çok büyük bir gelişme yok. Yani aslında 16 Pro neyse 16 Pro Max'te o sadece batarya ve ekran farklılıkları bulunuyor. Bir de video tarafında 4K'da 120 fps video çekebilen Pro modellerden bahsediyoruz. Daha fazla sinematik vurgusu yaptılar. Hatta Weekend'in klip çekimini bile yapmış adamlar.
O şekilde log çekiyorlar. Log çekimden sonra da renklendirmesini falan da yapıyorlar. iPhone'lar genel anlamda video çekiminde zaten oldum olası. Evet. Rakip mi demek lazım ama Android ekosistemindeki cihazlardan daha iyiydi. Evet. Burada da o daha iyiliğin üstüne basıyorlar. Aynen. Onlar bunun üstüne bastıkları için bu influencer dediğimiz tayfa dünyadaki herkesin çok fazla video çektiğini zannedip video üzerine anlatıp duruyor. Aynen. Ama cihazın öbür taraftaki yenilenmeyen hiçbir şey olmadığını hiçbirisi söyleyemiyor. Çünkü zaten onu söylerlerse Apple Türkiye'den avantajları da kesilir ve Apple Türkiye onlara yüz vermemeye falan başlar. Yani mesela ben şöyle düşünüyorum Türkiye'de insanlar çocuğun sünnetinde telefondan video çekmek yerine telefondan fotoğraf çekmeyi tercih ediyorlar. Ya da düğünde, nişanda bilmem nerede. O yüzden standart insan için bu video özelliğinin bu kadar yukarıda olması aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bizim dönüp fotoğraftan bahsetmemiz lazım. İşte iPhone 11 ile birlikte başlayan süreçte bu gece fotoğraflarıyla filan iyileştirmeler var. Ama mesela işte bir alt versiyondan buna geçildiğimiz anda zaten kendileri de fotoğrafta herhangi bir şey yapmadıklarını yapsalar söyleyecekleri için söylemediklerinden anlıyoruz. Son zamanlarda hani hep böyle Apple'ı ya bir öncekinin aynısı filan diyoruz deniyor ya. Bunda onu bile söylemeye gerek yok bence. O ya bu seviyede. Düz modellerde evet demek biraz zor. Yani bir kamera kontrol tuşu haricinde çok da böyle aman aman bir fark bana göre yok şey yani. Değişen şey fiyat olmuş. Çok güzel değişmiş. Yani benim gördüğüm kadarıyla 64.999 lira en ucuzu, 119.999 lira en pahalısı gibi bir şey var. Skala var. İşte yeni Türkiye'de insanların parası eğer bunu almaya yetecekse buyursun alsınlar. Yani bir de hani biz bunu hep konuştuk. Hem lansmanda konuştuk hem Aydoğan da videolarında da hep söyledi. Düz modellerde de hala ekran tazeleme oranını 60 Hz'e bırakma. Sadece bunu Türkiye'de biz konuşmuyoruz bu arada. Yani global olarak aynen konuşulan bir şey yani. Hani Android'in en giriş segmentlerinde bile 90 Hz standart olarak görmeye başladığımız bugünlerde Apple gibi bir markanın iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 60 Hz ekranla beraber devam ediyor olması gerçekten şey yapılamaz, kabul edilemez Apple, bir şey. Apple gibi biraz açmak lazım. Yani Apple gibi çok satan, Apple gibi pahalı filan yanında şunu unutmamak lazım. Apple mesela şimdi piyasadaki bazı markalar, neredeyse tüm cep telefonu markaları hatta, bazı şeyleri standart satın almak zorundalar. Hı hı. Apple iPhone'larda kullandığı her şeyi kendisi için ürettiriyor. Aradaki farka dikkat etmek lazım. Standart satın almak zorunda olan adam yeri geldiğinde o fiyat gamında daha iyisini, daha hızlısını, daha bilmem nesini alamayacağı için daha kötüyü satın almak zorunda kalabiliyor. Evet. Ama Apple sıfırdan bir üretim yaptırdığı için her ürünün her parçası için aslında yani mesela şu 60 Hz hikayesi tak diye 120'ye çıkabilir. Hiç şey değil, dert değil bu Apple için çıkmak. Ama işte her zaman yaptığı gibi çıkmıyor. Mesela hatırlıyorsan bir dönemde bilinçli olarak bence pil sorununu çözmüyordu mesela. Hı hı. Sonra yine söylediğim gibi iPhone 11 ile başlayan süreçte işte çözmeye başladı. Çünkü rekabette çok geride kaldığını gördü diğerlerinden filan. Çözmeye başladı. Keza hızlı şarj buna verilecek örneklerden bir tanesi. Çıkmıyor, gerek duymuyor. Onu da çıkarttılar abi. Onu da biraz yükseltti ama yine de yükseltiyor olan şey değil yani. Hani böyle bir BBK grubunun markalarında rastladığımız bilmem ne filan bir watt desteği oran değil. Yani var. Şimdi artık. Apple'ın 45 wattıyla Samsung'un arasında ne fark var? Şey. Hiçbir fark yok yani. Zaten ikisi arasında ne fark var? İkisi de aynısının laciverti işte. Birisi kutudan şarj cihazını çıkartıyor, öbürü de çıkartıyor. Böyle bir hikaye. O yüzden bana şey gibi geliyor, iPhone 16 olmamış gibi geliyor. Baştan sona kadar olmamış gibi geliyor. Ben genel olarak Pro modeli beğendim. Yani bazı Pro modeli, normalde Pro Max en tepe olarak oynanan cihaz olurdu. Benim için Pro çok daha mantıklı bir cihaz. Fiyattan bağımsız, cihazlardan bahsettiğimde bana en mantıklı cihaz gibi geliyor. Hani fiyat olarak da düzünün 65'e, Plus'ının 74'e, Pro'nun 83'e ve Pro Max'inin de 100 bin liraya çıktığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde yayınladığımız videoda da ben Apple Türkiye'ye de bir gönderme yaptım orada. Cihazları Amerika'da satışa sunulan fiyattan daha fazla fiyata sunuyorlar. Amerika Türkiye Apple Amerika 1200 dolara sattığı Pro Max'i
Apple Türkiye $1,585 satıyor. $385 daha fazla satıyor. Bu da normal perakende fiyatı da değil. Yani atıyorum Apple Türkiye $1,200 almıyor o cihazı. Atıyorum sallıyorum. Çok daha ucuz alıyor. Aradaki farkla satılan başka telefonlar var. Tabii canım yani $400 desek yani $400 alabileceğiniz Android telefonlar bulunuyor yani. Başka telefonlar var. Ve hani Apple Türkiye sanırsam tahminime göre kurun yılbaşına doğru daha hızlı artacak. Aynen. Mesela bak dün akşam ben baktım 33.9 gösteriyordu. Bundan biz bir iki hafta önce 33'e gelmiş falan diyordum. Hı hı. Hatırlarsan burada ofiste konuşurken ben diye bir şey diyordum. Küçük küçük artacak, arttığını fark etmeyeceğiz. Mesela 33.9'a gelmiş. Demek ki önümüzdeki hafta 34.000 falan konuşuyoruz. 33.06 idi ben mesela video çektim de. Öyle mi? Ben dün televizyonda 33.9 gördüm yanlış hatırlıyorsam. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Apple da büyük bir ihtimalle kurdu bir oynama bekliyor. Arada fiyat revizesi yapmaktansa işte yılbaşına kadar filan belki hani şeye kadar Black Friday zamanına kadar filan fiyatı sabit tutabilsin diye böyle bir uygulama yapmış ama bu uygulamanın tabii ki şeyi yok. Yeni YouTube'u zaman bir de peki. Apple bence şuna güveniyor artık. Eskiden buna o kadar güvenmiyordu. Ne de olsa bu vatandaş artık yurt dışından telefon getiremez. Ona güveniyor. Artan kayıt ücretleri, ülkeye girişteki kontroller bilmem ne filan filan en çok kimin işine yaradı? Apple'ın ve devletin işine yaradı en çok. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden de fiyat konusunda Apple artık eskisi gibi biz hani dışarıdan kaçak olarak, kaçak demeyelim de başka ülkelerden getirip yolcu beraberinde getirip Türkiye'de kullanılan cihazlarla da rekabet etmeliyiz refleksini artık unutuyor. Bunu çalıştırmak zorunda değil. Yani. İsteyen o kadar vergiyi versin, şartları da sağlıyorsa ülkeye soksun, getirsin, kullansın moduna şey yapıyor, dönüyor. İşte kapitalizm böyle bir şey. Yani sen kendi vatandaşını ezersen Amerika'da daha çok ezer o zaman. Yani sen vatandaşının gözünün yaşına bakmazsan Steve Jobs hayatta bakmaz senin vatandaşının göz yaşına. Ağlatabildiği kadar inletir yani hani. Ben hep bunu söylüyorum. Yani videoda da dile getirdim. Ben e-mail kayıt ücretinin artmasında ve hani bir gecede artmasında bile Apple Türkiye'nin bir baskısı olduğunu düşündüğümü hep söyledim bunu. Çünkü tamam Apple kazanıyor ama Apple Türkiye kazanamıyor burada cihaz satımında. Ben baskısı olduğunu düşünmüyorum. Ben tam olarak şöyle düşünüyorum. Devlet bunu yaptıysa bu adamların işte atıyorum bilmem kaç kişinin ya da bizim toplam sattığımız iPhone'a oranı yüzde bilmem kaçın yani dışarı öyle ya hatırlasın bir önceki iPhone'da insanlar Gürcistan seferi, Kıbrıs seferi, Yunanistan seferi falan yapmaya başladılar. İşte bu yüzden Apple Türkiye kazanamadı. O yüzden ve ben bir baskı olduğunu düşünüyorum. Hükümet diyor bunu yapıyorsa diyor biz buradan para kazanmanın yolunu buluruz diyor. Yani bu sadece bence biraz keriz silkelemek benim için. Süper güzel tabii evet bence yani, de öyle. Çünkü niye? Tamam evet öngördüğümüz bir şey o mu? Atıyorum 45'lerde mi Apple fiyatlandırmayı yaptı şu an için 16 serisi? O zaman belki. 44 olduğunda sen bu fiyata zamını yap. Bilmiyorum. Önceden fiyatlandırma yaparak yani bu şekilde bence keri silkeleme. Yani başka bir Samsung şey değil. Samsung ve Apple bu cep telefonu işinde süper paralar çeviriyor Türkiye'de. Ve doğal olarak da doğrudan ve dolaylı olarak çok fazla vergi üretiyorlar. O yüzden de hükümet nezdinde nazlara geçiyor. Bu şey gibi. Akaryakıt satıcıları için de aynı şey geçerli. Otomotiv markaları için de aynı şey geçerli. Yani hani burada hani bu bir bana bir devlete hikayesi var ya. Hı hı. O bir devlete hikayesi devletin toplam vergi gelirleri arasında büyük rakamlara ulaşıyor. Büyük paylara ulaşıyor. O yüzden söylediğin gibi bir danışıklı dövüş olabilir mi? İşte yine bu da şeydir. Kapitalizmin kurallarından bir tanesidir zaten. Onun bir kuralını daha söyleyeyim mi abi? Kulaklık modelinde çıkarttı AirPods 4'ü. Açık tasarımlı yani açık tasarımı kullanan ve seven dünyada azımsanamayacak kadar insan var. 5779 liraya bunu çıkarıyor. Açık tasarımlı kulaklığa aktif gürültü engelleme ekliyor. Ayrı satıyor. Ayrı satıyor. Ve ne kadara satıyor? 8000 liraya. Yani 5779 liraya normalini 8000 lirayı ise aktif gürültü engelleme olan modelini satıyor. Bu gerçekten yadsınamaz bir şey yani. Şimdi İnanılmaz. Apple'ın öpme kabiliyeti çok yüksek. Apple sadece Türk'ü öpmüyor. Apple önüne gelen herkesi, öpülmeye niyetli olan herkesi öpüyor. Bu verdiğin kulaklık örneği onun işte çok bariz bir göstergesi. Yani sen öpülmeye razıysan öpmek için seni bekleyen bir Apple var zaten. Evet. Ve öyle güzel öpüyor ki unutturmuyor öpücüyü sana. Sürekli sen öpülmek istiyorsun hayatının yani, belli dönemlerinde. Şöyle, yani karşılaştırma açısından şöyle diyelim.
günümüzdeki otomobillerin klimasız çıkması gibi. Evet, eskiden klima opsiyon falandı. Ya onun gibi bir şey yani, opsiyon sunuyorsun yani. Sen, ve sen Apple'sın yani. Büyük bir şirketsin. Yani büyük bir şirket olmanın böyle öpme tabirini bu demiyorum. Şeyle aynı mantık. Kutudan şarj cihazını çıkartmak tabii, aynı mantık. Aynen. Yani şimdi mesela nasıl Avrupa topluluğu kutudan şarj cihazı çıkartılamaz yönünde görüş beyan ederken, mesela Fransa'da Apple hemen gitti, gerekli kulis çalışmalarını 2 yıl boyunca yaptı ve Avrupa topluluğunun konseyinden kutudan şarj cihazının çıkartılabileceği kararını çıkarttı ya. Bu onun gibi bir hikaye. Yani sen eğer bu Big Tech'le ve bunun adının Apple ya da Facebook, Twitter ya da Instagram, WhatsApp olması şey yapmaz. Sen eğer bu Big Tech'le ve parmağının ucunu kaptırırsan bir şekilde bunlar seni yer bitirirler zaten. Bunların çünkü dini yok, memleketi yok, ahlağı yok, hiçbir şey. Bunların tek amacı daha çok para kazanmak. Ve sahip oldukları gücü asla başkalarıyla, başka şirketlerle, başka organizasyonlarla paylaşmamak. Evet. Böyle bir vizyonları var bu şirketlerin çünkü. Bir de Series 10 da tanıttı Apple. Belki de en güzel ürünlerden bir tanesi bu oldu. Saat tarafı çünkü Apple için gerçekten önem arz ediyor. Burada ekran büyüdü özellikle ve Watch Ultra'dan, Apple Watch Ultra'dan daha büyük bir ekranı olduğunu bizlere gösterdiler. 42 mm'liğini 18.300 liraya alabiliyorsunuz. Eğer cellular yani sim kart destekli versiyon almak isterseniz 33.000 liraya yükseliyor. Sağ olsun yine vergiler malum dolayı. Eğer 46 mm almak istiyorsanız 19.600 lira. Cellular tarafı 33.600 lira. Bir de bunun titanyumunu getirdiler aslında, yenilik olarak titanyum getirdi. Burada titanyum almak isterseniz 42 mm'ini 44.300 liraya alabiliyorsunuz. Bunlar direkt olarak cellular geliyor. GPS'li modeller yok. Bu Milano Loop ne? Milano Loop kayışı. Kayışı. Ve kaliteli bir kayışı böyle. Okay. Eğer onu da almak isterseniz de 42 mm'ye 46.100 liraya alıyorsunuz. 46 mm titanyum almak istiyorsanız normalini bu sefer 46.100 liraya alıyorsunuz Milano Loop olmadan. Milano Loop'la beraber de 48.000 liraya alıyorsunuz. Tam bir şey abi. Zorlu Center'da, bu şey, İstinye Park'ta takılan bizim influencer tayfanın takacağı saat. Stand-up komedilerde, sketchlerde falan sen istiyor duş verecek 100 dolar aynısı. Aynısı işte. Aynısı. Sen hani Apple müşterisiysen vereceksin o 100 dolar fazla. Yani saate lafım yok. Gerçekten çok şık, çok naif ve niş duruyor. Fiyatı da niş zaten. Onu da anlamışsındır diye tahmin ediyorum. Ama sonuç olarak iPhone, yani Apple yeni cihazları, bunlar da alanlara şimdiden hayırlı olsun. Tabii ki ilk tavsiyem bazı versiyon almayın olacaktır. Eğer alacaksanız da kıyaslamaları izleyerek kanaldaki, ona göre tercihinizi yapın arkadaşlar. Evet abi, gelelim o zaman gerçek inovasyon tarafına. Sen şimdi buna gerçek inovasyon dersen Steve'in çocuklarını üzersin ama. Ya üzülsünler, ne yapayım yani, ama gerçek bu yani. Huawei. Amazing değil mi? Evet, amazing bu Huawei. Aynen. Bir de neydi onların söyledikleri? Ben bilmem. Aydan söyledi de hatırlamıyorum. Incredible. Yok, incredible da değildi. Başka bir şeydi de. Neyse. Huawei Mate XT, XT ya da Extra ismine ne söylüyorsanız, ticari olarak satılan ilk 3'e katlanan ekranlı telefon. İnanılmaz bir şey. Şimdi burada tabii bence 2'ye katladıktan sonra 3'e, 5'e, 10'a katlamak bir dert değil. Zaten bu gelecekti. Hatırlıyorsan ben Cuma raporlarında hep işte bir telefonumuz olacak tablet boyutunda. Evet. Ve bunu açacağız. Bu tableti, hatta bazen laptopa falan dönüşecek, evet, diyordum. Lenovo'nun da laptop tarafında yaptıklarını şey yaparak, önüme örnek olarak koyarak. Burada önemli olan şey şu. Bu cihazın tek özelliği 3'e katlanması değil, inceliği. Tabii canım. Yani katlama mekanizmalarında kullanılan teknoloji. Aynen. Onlar daha önemli işler. Şöyle söyleyeyim, direkt kalınlıktan gireyim o zaman. 3 ekranın da katlı hali Samsung Z Fold 6'dan daha ince. İşte. Yani öyle bir telefondan bahsediyorum. Tek ekran katlı durumunda 12,8 mm, çift ekran durumunda 7,45 mm. Üçlü ekran formunda ise 3.6 milimetreye kadar düşüyor buradaki kalınlık. Tek ekran formunda, yani kapak ekran formunda 6.4 inçlik ekran. Çift ekran durumunda 7.9 inçlik ekran. Üçlü formata geldiğinizde ise 10.2 inçlik 3K çözünürlüğünde bir ekran sunuyor bizlere. Şimdi bence katlanabilir telefon sektörü Samsung'un nitelemesi yüzünden hayatımıza çok erken girdi. Hatırlıyorsan bundan bir önceki Samsung Mobile CEO'su DJ'di değil mi adamın adı? DJ. Öyle bir şeydi, DJ. Evet. İşte biz 2 yıl içinde bu teknolojiyi hayata geçireceğiz diye bir söz verdi.
2 yıl içinde de geçirmedi. O bunu konuştuktan sonra 3. yılda geçirdi. Ama ilk çıkan ürün zaten patladı. Yani kullanılabilen bir ürün oldu. Daha influencerlara, sample'ları dağıttıklarından hemen ertesi günü çıktı ortaya. Ürün ticari olarak piyasaya çıkmadan çıktı ortaya zaten. Ve katlanabilir telefon macerası dünyada şey başladı. Tek ayağı eksik başladı bence. Evet, tökezledi. Bence şimdi oyun tekrar başlıyor. Bence de. Devam edeyim. 16'ya 11 ekran formatı bulunuyor. Buradaki ekran 1 milyar renk desteğiyle P3 renk RAM'ını destekliyor. OLED LTP olarak geliyor. 1 Hz 90 Hz arasında değişkenlik gösteriyor. Apple'a burada taş atarak ben zaten videoyu da çekmiştim Mate XT'yi. Neden 120 değil falan demiştim de ya adamlar sonuçta böyle bir ekran yapmışlar. Onu da garipsememek lazım. Sonuçta iPhone 16 gibi bir cihazda. Ama yine de 90 Hz en azından. 90 Hz. Bir de LTP olduğu için bataryadan da tasarruf ediyorsunuz. 1 Hz'e kadar düşebiliyor. 1440 Hz'lik bir PWM karartma yapabiliyor. 240 Hz'lik dokunmatik örneklemesi var. Huawei Pure 70 ailesine tanıdığımız Kirin 9010 işlemcisi içerisinde yer alıyor. 16 GB RAM tek versiyon. 256/512 1 TB'la satın alabiliyorsunuz. HarmonyOS 4.2 yazılımıyla geliyor. Arka tarafta kamera olarak da çok çok güçlü. Zaten X-Match'le beraber geliyor. 50 megapiksellik değişken diyaframa sahip. 10 farklı kademede değişen bir değişken diyafram var. F1.4 ile 4.0 arasında değişkenlik gösteriyor. 12 megapiksellik bir telefoto kamerası. 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası var. Telefotta 5.5x yani daha doğrusu periskop telefoto kamerasında 5.5x optik zoom yapabiliyor. 4K 60 FPS çekebiliyor. En güzel yenilik tabii ki bu katlanabilir telefonlardaki batarya mevzuları. İşte bir silikon karbon teknolojisini falan gördük şeyde Honor tarafında. Orada 2.6 mm kalınlığındaydı batarya Magic V3'te. Burada ise 1.9 mm kalınlığında ve her 3 ekranın altında da batarya bulunuyor. Toplamda da 5600 mAh bataryası bulunuyor Mate XT'nin. 66 watt kablolu, 50 watt kablosuz, 5 watt kablolu ters şarj, 7.5 watt da kablosuz ters şarj olarak şarj olabiliyor. Tabii ki fiyat tarafına geldiğimizde inovatif bir ürün olduğunu belli ediyor. 16'ya 256'sı 2800 dolar, 16'ya 512'si 3100 dolar, 16'ya 1 terabayt ise 3400 dolara Çin fiyatlarını çevirdim haliyle satışa. Yen'den şeye dolara çevirdiğimiz zaman. Bir de 3 günde de 4 milyon üzerinde ön sipariş alıyor, rezervasyon alıyor cihaz. Çin'den sadece. Evet. 1 milyarlık Çin'den 4 milyon sipariş oluyor. 4 milyon. 1 milyarlık Çin'den 4 milyon sipariş oluyor. Şimdi pahalı olacak zaten. Bundan sonra 4'e katlanan, 5'e katlanan, işte benim söylediğim gibi tablet özelliğine kavuşan, laptop özelliğine kavuşanları falan da hep pahalı fiyatlardan göreceğiz. Çünkü niçin? Yeni teknoloji hep pahalı oluyor. Evet. Ama bir yandan da işte mesela atıyorum 3'e katlananın fiyatlarının biraz daha aşağıya geldiğine de şahit olacağız büyük bir ihtimalle. Nasıl? Eğer tüketici tarafından bir talep olursa. Ancak burada şöyle bir handikap var. Bunu yapan Huawei olduğu için şu an ana pazar Çin'le sınırlı kalacak sadece. Bunu ancak diğer Çinli şirketler aynısını yapmayı ya da Huawei'den bu teknolojiyi lisanslayıp kullanmayı tercih ederlerse dünya pazarına büyük oranda açabilecekler. Evet. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini cihazın bilmiyoruz şu anda. Önümüzdeki hafta biliyorsun arkadaşlardan bazılarında geçmişte niye konuşmadınız filan diye yorum yazdıklar ama aslında bizim konuştuğumuz, evet, hep dile getirdiğimiz şekilde önümüzdeki hafta Barcelona'da Huawei'nin bir etkinliği var. O etkinlikte bu cihazın olmayacağı söyleniyor. Defaten sorduk. Hatta şey örneğini vererek sorduk. Yani ilk katlanabilir çıktıktan hemen sonra MVC vardı. Orada MVC'de bir küp camın içinde cam sergilendi. Barcelona'da bu sergilenmeyecek mi, emin misiniz? Bu line-up'ta görünmüyor şu anda. Bu arada şunu da söyleyelim. Huawei Türkiye süper bir iş yaptı. Barcelona'da ay sonunda gerçekleşecek olan lansmanın bir benzerini Türkiye'de ay başında yaptı. Biz şu anda ürünlerin özelliklerini filan paylaşamasak da Barcelona'da lansmanı yapılacak ürünlerin tamamını gördük. Yani biz İFA'da olduğumuz için göremedik ama Aydoğan'la sen gördünüz ürünleri. Hatta ürünlerden bazılarını elinize aldınız, kullandınız. Hatta şu anda ofisinde kullanıyorsunuz bazıları. Evet. Bu bence Türkiye'de faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin tamamına örnek olması gereken bir davranış. Katılıyorum. Dünya lansmanı yapılmadan önce Türk teknoloji basınının ürünleri denemesini, anlamasını, kafalarında belli bir fikir oluşmasını sağlamak için bence
hepsinin yapması gereken ama sadece Huawei Türkiye'nin yapmayı akıl ettiği, Allah'tan akıl ettiği çok güzel bir etkinlik. İFA'da olmasaydım ben de katılmak isterdim. Ben de orada bulunmak isterdim. Bize de zaten yani size de zaten İstanbul'da bu telefonla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Benim tahminim Barcelona'da bu cihaz birilerinin cebinde olacaktır. Huawei yöneticilerinin. Ve işte orada hangi ülke müdürünün hangi medya grubuyla arası iyiyse filan ona şöyle bir uzaktan gösterme, eline verme filan gibi bir hikayeler olacaktır. Ve yine büyük bir ihtimalle bu yapılırken her ülkede en yavşak gazeteci seçilip o şey yapılacaktır. Ne derler? Yani şöyle bir şey olmayacaktır. Sanmıyorum. Bunun Huawei ile filan bir alakası yok. Bu genel dünyanın işte kapitalist düzeni içindeki bir hikaye. Yani mesela atıyorum Huawei Türkiye ekibi cihazı eline geçirip otelde, toplantı salonunda falan bir eve, bir kapalı odaya geçip arkadaşlar hepinize bu cihazda 3 dakika geçirme şansı veriyoruz falan gibi adil ve demokrat bir sistem olmayacaktır. El altından birilerine şey yapılacaktır, verilecektir bu cihaz. O verilecek olan yavşak yayın HVP'de seçilebilir, bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü burada şöyle bir şey var, ülke yönetiminin hangi yayını neye göre seçtiğini bilemeyiz. Ama hangi yayını tek başına bir yayın seçildiği sürece ya da iki yayın, yani oradaki herkes olmayan, herkesten bir eksik bile seçilse, seçildiği sürece bu şeydir, yavşaklıkla alakalı bir seçimdir bana göre. O yüzden işte belki önümüzdeki hafta Cuma günü Barcelona'dan dönerken arkadaşlarımız da çoktan benim ya da bir başkasının elinde cihazı görmüş olabilir. Olabilirler. Böyle bir ihtimal de yok değil, var. Bir de şu aklıma geldi. Geçen sene de beraber gittiğimizde Barcelona'da Huawei'nin etkinliğine. O zaman da Mate 60 serisi yeni tanıtılmıştı Çin'de. 2-3 yanımda oturan Çinlinin elinde vardı Mate 60. Yani atıyorum 2 hafta önce tanıtılmış Çin'de. Cihaz onun elindeydi ve Barcelona'ya gelmişlerdi. Şimdi benim Barcelona'da geçen sefer olma nedenim Huawei değildi. Ben başka bir toplantı için Barcelona'daydım. Evet, sen başka bir yerde. Huawei'ninkiyle de çıkıştığı için Huawei'ninkine de geldim. Ama ondan önce bir tanesinde sen Huawei için Münih'e gittiğinde Huawei Türkiye'den insanlar, bazı yayıncılar vize alamadıkları için, benim de hazır vizem olduğu için bana gelir misin dedi. Evet. Ben de bonus olarak geldiğimde hatırla sabah lansmanına gitmek için otelden çıktık. Otelin kafesinde, bahçesinde bir adam oturmuş. Telefonun detaylarını çekiyordu. P60'ın detaylarını çekiyordu. Yani böyle şeyler olur. Aynı oteldi bir de. Aynı otel. Biz o zaman da Huawei Türkiye yetkililerine dedik ki, yani benden başkası söyledi mi bilmiyorum ama ben söyledim ki, eğer X bir ülke bunu yapıyorsa, alıp bunu yapabiliyorsa, o zaman bizim Huawei Türkiye'den beklentimiz sizin de bunu yapmanız. Bu kadar basit. Bunda olur yani, bu tarz hikayeler olur. Beni işte eminim Barcelona'da en az bir kişinin cebinde bu cihaz olacak. Ona geliyordum abi işte. 2-3 yanımda oturan kişi de Çinli'de Mate 60 vardı. Diğer Çinliler tabii birbirlerini tanıyorlar mı emin değilim. Ama şey yani İngilizce konuşarak şey yaptı. Bakabilir miyim dedi. Başka bir Çinli. Başka bir Çinli'ye. O da şey only my hand dedi. Hmm. Hani sana veremem ama elimde çünkü bak. Çünkü bilmiyor hangi pozisyonda, evet, nerede çalışıyor. Only my hand dedi. O öyle deyince ben hiç topa girmedim. Yani ben de bakabilir miyim falan böyle. Hani senin kadar mesafe vardı aramda. Oradan böyle Mate 60'ı falan gördüm. Sonra dedim ki ya dedim Çinliler dedim şey çok sıkılar bazı konularda. Adam yani tanısa pozisyonunu belki falan bilse, tabii, evet, eş seviyede olduklarını ya da yakın olduklarını anlasa bence verir de. Tabii şimdi Huawei dediğin şirketteki herkesin birbirini tanıması, mümkün dünyanın değil. Kaç ülkesinde kaç operasyon, kaç farklı görev, yani altyapısı var bunun. Telco tarafı var, tabii, device tarafı var, kamu hukukuyla, her ülkenin kendi kamu hukukuyla ilgilenenleri, finansçıları bilmem neleri filan filan. O yüzden tabii ki çok mümkün bir belki, şey değil. Ben anlıyorum vermeyen adamın tavrını. O Çinli, yani ikisi de Çinli ama birisi Çin operasyon yönetenleri. Biraz sallıyorum Finlandiya'daki Çinlidir falan filan. O yüzden bilemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ben bu ürün Türkiye'de satışa çıksın çok isterim. Fiyat tabii ki çok yukarıda olacaktır. Yani alacak ya arkadaşımız çıkar mı, insan çıkar mı bilmiyorum. Ama yani bu ürün bir elimize geçsin. Evet. Satın alan birileri bize şeyi anlatsın. Bu üçe katlamalının farkı neyi anlatsın falan çok isterim mesela. Yani çok video var. Ve zaten kimdi abi CEO'su Huawei'nin tam
Adamın ismini de hatırlayamıyorum. O da daha önce kullanırken şey yaptı. Hem onu gördük hem de lansmanda şey yaptı. Dedi ki bunu dedi klavyeyle de kullanabiliyorsun dedi. Bir tane klavye çıkarttı. Ona özel bir klavye bile yapmışlar. Şu burada tabii 5000 mAh'lik bir pil var. 5600 hatta. 3 tane ekran var. O yüzden hani pilin de nasıl performans gösterdiğini filan şey yapmak lazım. Bir hani deneyimlemek lazım. O yüzden benim açımdan şey bir cihaz. Yani hani böyle kullanma ihtimalim, imkanım olsa kullanmak isteyebileceğim bir cihaz. Bir de şeyi biliyordur arkadaşlar. Ben katlanabilir telefondan umutluyum hala. Yani orada bir prematüre doğum olsa da, işler ters gitse de filan umutluyum. Ben tablet denilen şeyin bu sayede hayatımızdan uzaklaşacağını ve katlanabilir tek bir cihazdı. Buna telefon diye başka bir şeydi. Telefon, tablet, laptop ve yeri geldiğinde bir şey izlemek için bir ekran filan tüm ihtiyacımızı karşılayacağımızı hala düşünüyorum. Ya da çok bilim kurgu filmi izledim o yüzden böyle söylüyorum bilmiyorum. Evet ama şey neydi videoda da dedim ben. Hani o bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o camdan dikdörtgen işte bütün bilgilerin aktığı falan böyle uzay mekiğinde hep elinde dolaştık. Hani geliyoruz. Geliyor geliyor. Gerçekten geliyoruz yani onu anladım ben. Bir daha bugün en önemli noktalarından bir tanesi de verilerimizin her zaman olduğu gibi başkalarının eline geçmesi oluyor. Bunun haberde olduğunu gördüğüm için videonun başında konuşmak istemedim. Verilerimiz dediği işte 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını. Başka bir şey değil. En yetkili ağız Ulaştırma Bakanı sonunda itiraf etti demek lazım. Evet, bunu itiraf etti. Doğruladı, açıkladı bilen de. Çünkü şöyle bir hikaye var. Bu verilerin çalındığını zaten biliyoruz. Aynen. Bunun sadece devletten değil başka başka kurumlardan da çalındığını biliyoruz. Cuma raporunda hep söylediğimiz şey şu. Verinin bir kısmını oradan, verinin bir kısmını buradan çaldıktan sonra o veriyi artık birleştiriyorlar ve böylece seninle ilgili atıyorum yemek siparişi verdiğin yerden yemek tercihini anlarken turizm tatil organizasyonu yaptığın yerden de nereye tatile gittiğini bilmem ne falan anlıyor. Evet. Ve böylece bu verileri işte big data dediğimiz şey bu. Sana özel daha iyi harmanlayarak senin internette gördüğün tüm reklamlarda daha responsible yani daha etkileşimli olmanı sağlıyor. Sana satın alacağın şeylerin reklamını gösteriyor. İşte hep bu Cuma raporu kapitalizmle sorunlu geçiyor. Kapitalizmin ahlak dışı oyunlarının kurban oluyorsun. Ama burada tabii çok da önemli bir şey var. Bence daha önceki Ulaştırma Bakanlarının itiraf etmesi gereken bir şeyi şimdiki bakan itiraf etti ve bakandan çok kısa bir süre önce de galiba BTK yalanlamıştı bunu. Evet yalanlamıştı. Şöyle bir detay vereyim. 85 milyon vatandaşın kimlik verileri çalındı mı sorusu üzerine bakan zaten cevap veriyor. Diyor ki bu durum pandemi sürecinde sağlık sisteminden kaynaklanan bir sızıntı. Bu HES zamanından bahsediyor. Ancak şu an itibariyle güncel verilerin çalına dair elimizde bir bilgi yok. Yani çalınabilmiş olabilir de yani onu da bilmiyoruz. O zaman çalındı diyor. O zaman çalındı. Şunu soruyor aslında. Benim dönümümde değil diyor. Biz evet. Ulaştırma Bakanlığı'yla bak şimdi hatırlıyorsun ben burada bu HES uygulamasına ne gerek vardı filan deyip duruyorum. Evet. Neredeyse AVM'ye girdik. Aynen. Ne zaman onay gittik. Yani hani ne gerek vardı'dan kastım şu. Böyle bir uygulamaya gerek vardı. Bunu ayrıca bir uygulama. Hatta hatırlarsan bir Cuma raporunda şu lafı söyledim. Ankara'dan biriyle konuştuğum zaman dedim anlıyorum ki E-Devlet sistemini yöneten insanların HES uygulamasına erişimleri yok. Hı hı. O HES uygulamasını bakan, yani Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı'ndan aldığı özel bir yetkiyle tamamen kendi içinde şey yapmış, evet. Organize etmiş. Ve buna çuvalla anladığım kadarıyla bir para harcanmış. İşte bunun E-Devlet entegrasyonu konusunda E-Devlet yöneten insanlar ekstra mesai yapmak zorunda kalmışlar. Bilmem ne filan filan. Ve biz pandemi sonrasında unuttuğumuz bir uygulamayı, unutacağımız bir uygulamayı o zamanlar cihazlarımızı yükledik. O uygulamaya birçok yetki verdik bilmem ne filan filan hatırlıyorsun. Mesela niçin Bluetooth yetkisi veriyoruz bu uygulamaya bilmiyorduk ilk başlarda filan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bakan aslında hala şeyi söylüyor. Bu sızıntı Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı BTK'da dahil olmak üzere bizim yetki alanımızdan gerçekleşen bir sızıntı değil diyor. Yani... O dönemde yaşanan sızıntı zaten önlenememişti diye de açıklama yapıyor. Bir de burada önemli olan şey şu. Benim verim çalındı mı? Çalındı. O zaman yani bunu Sağlık Bakanlığı çaldırmış, Ulaştırma Bakanlığı çaldırmış. Ne fark eder? Yani Sağlık Bakanlığı da Ulaştırma Bakanlığı da ben seçmiyorum şu anki. Tabii canım durumda. Bir fark yok. Maaşları yani. Belli, kimin atadığı belli, hangi imzayla atadığı belli. Kime karşı sorumlu oldukları maaşını da belli. Maaşını kim tarafından ödendiği de belli. Maaşını ben ödüyorum sadece. İşte. Başka bir şey yapamıyorum yani. Bir de şöyle bir istatistik daha doğrusu rapor daha var. Free Web Turkey'nin yayınladığı
Siber Korsanlar Türkiye'deki resmi kurumlara kayıtlı 108 milyon kişinin kimlik numarası, adres, doğum tarihi, cep telefonu gibi kritik bilgileri ele geçirmişti. Bu sızıntıda kimlik verileri çalındı haberinin ötesinde milyonlarca insanın da mahremiyetini de tehlikeye atan bir mevzudu. Rapora göre ele geçirilen veriler 5 farklı Google Drive dosyasında saklanıyormuş. Ve bu dosyalar arasında yenilenmiş TC, adres, GSM ve 101M gibi isimler bulunuyordu. 101'e... Yenilenmiş TC diye bir şey var öyle mi? Yani bazı insanların TC numaraları yenileniyor mu? Yani bilmiyorum. O konu nasıl benim bir şey yenilenmiş. Ne duyuyordularsa o günden beri aynı mesele. Şu olabilir abi. Atıyorum yenilendikten sonra senin atıyorum ehliyet bilgilerin falan da atıyorum çipli kimlikle birleştirildi yenilenmiş. Ha, aynı veri, aynı numarayı başka bir verilerin bağlanmış haline söylüyorsun. Evet belki olabilir. Şu an düşündüm onu da hani aklıma geldi. Toplamda 82 milyon kişinin ikametgah adresi ve 134 milyon telefon numarası bu dosyalarda yer almış. Bu olay üzerine de BTK'da harekete geçiyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM sızıntının kaynağını bulmak için Google ile irtibata geçiyor. Söz konusu dosyaları Google Drive'dan... Çok seviyoruz böyle. Meta ile irtibata geçelim. Google ile dostlar alışverişte görsün. Yani sonunda bir şey çıkmayacağını biliyoruz da. Google Drive Google ile irtibata geçiyor. Söz konusu bu dosyaların Google Drive'dan kaldırılmasını talep ediyorlar. Ama ayrıca bu dosyaları yükleyen kişilerin de kimlik bilgileri ve IP adresleri de tespit edilmiş şu anda. Ama bakan doğruladı sızıntının bununla bir alakası da yokmuş gibi görünüyormuş haberin kaynağına göre. Ve Google dosyaları kaldırmıyor mu? Kaldırmıyor benim bildiğim kadarıyla. Yok hayır. Türkiye'de erişime kapatmıyor. Erişime kapatır anca. Yani başka bir şey yapmaz yani. Bunun haricinde yetkililer diyor işte önümüzdeki süreçte daha etkili önlemler alacaklarını burada falan. Burada bir de şöyle oksimoron bir şey var herhalde yani farkında mısın? 3 kuruş para ve bunu satın alan insanlar bu veriye ulaşabiliyorlar. Ama vatandaş bu veriye ulaşamıyor. Vatandaşın bu veriye erişimini engelliyoruz bir şekilde. En son Deep Web'te mi gördüm? Dün ya da onun önceki gün görmüş olmam lazım çarşamba. İşte E-Devlet'te garantili iş bulma şeyi 10 bin dolar. Şimdi ne bileyim yeni kimlik çıkartma 7 bin dolar. Ehliyet işte 3 bin dolar falan filan gibi böyle mevzular şimdi dönüyor. Şimdi burada yani arkadaşlarımızın anlaması gereken şey şu. Mesela bizim buraya kargo geliyor. Evet. Niye? Test ürünü geliyor, gidiyor filan filan. Her gelen kargo benim vatandaşlık numaramı soruyor. Her yerde Türkiye'de vatandaşlık numaranı söylemek zorundasın filan. Amerika'da bir insanın yani o vatandaşlık numarasına denk düşen numarasını soramazsın kimseye. Ya ama aynı isimde farklı birçok kişi olunca ne olacak? Soramazsın. Abi? O kendi isteğiyle hangi işlerde bunu kullanabileceğini bilir ve o sadece o zaman beyan eder. Yani. Çünkü evet, şöyle bir hikaye bak, Türkiye'de de yaşıyoruz bunu. Bu veriler böyle ayağa düştükten sonra işte insanlar daha çok dolandırılmaya, tabii, insanlar hakkında bankalardan kendilerinin çekmediği daha çok kredi çekilmeye, özellikle yaşlı insanlar daha çok dolandırılmaya, banka hesapları boşaltılmaya bilmem ne filan başlandı. Şimdi mesela bu sistem yüzünden benim bildiğim, daha sonra bu sistem değil, bu açık yüzünden benim anladığım kadarıyla tapu kadastro işlemlerinde bir önlem başka bir paket almak zorunda kaldı bakanlık. Yani sen oradan atıyorum anladığım kadarıyla bunu işte geçenlerde ya yani geçen bir 4-5 önce bir arkadaş anlattı. Mesela üzerine kayıtlı olan taşınmazların sen o kaydı açmadan el değiştirmesini kilitleyebiliyorsun filan gibi bir sistem. Çünkü şunu gördüler. Ayşe teyze akşam evde otururken adam banka hesabını boşaltıyor. Kredi çekiyor, krediyi alıyor. Bir de onun adına hazır olan e-şubede, bankanın e-şubesinde hazır olan ama Ayşe teyzenin nasıl aktif edileceğini bilmediği için aktif etmediği kredi kartını aktif ediyor. Bir de internetten alışveriş yapıyor. Hı hı. Şimdi bunu yapan dolandırıcı iki gün sonra Ayşe teyzenin evini de bir şekilde satabilir. Tabii ev daha şey bir şey, adli anlamda takip edilmesi daha kolay filan ama toplumda çok büyük sorun yaşatır bu diye. O zaman herkes kendi üzerindeki taşınmazlığı kilitleyebilir gibi bir yöntem geliştiriyorlar. Yani biz şeyle mücadele edemiyoruz, sızıntıyla mücadele edemiyoruz. Sızıntının başımızı açacağı ekstra şeyleri, dertleri bertaraf etmeye çalışıyoruz. Evet. Geçen günde anlattım ya abi bizdeki arabayı sattığımız mevzusu yani. Dedim ki hani şunu aklıma geldi. Yani bilmen için hem kısa özet geçeyim. Arabamız vardı miras kalan Duygu'nun babasından. Onu satmak için şey yaptık. İşte mirasçı olarak biziz falan filan gibisinden. Gidiyoruz şeye, mirasçılık belgesi biz evlenmeden önce oluşturulan bir şeydi zaten. Gidiyoruz, arabayı satışı, adam orada işte mirasçılık belgemiz var. Adam diyor ki, bakıyor,
Duygu Kantar dedi. Şey Duygu İmdat dedi. Evet dedi ama dedi burada dedi Duygu Kantar diyor. Duygu dedi ki evet çünkü evlendim yaptı. Yok dedi bununla işlem yapamayız biz dedi. Nasıl ya dedim. Ben dedim ki artık sinirlendim dedim ki. Ya dedim benim bir numaram var mı? TC kimlik numaram. Var. Ben dedim bunu niye taşıyorum o zaman? Onu işte kargocu da biliyor. Onu kargocu yani da niye taşıyorum o zaman? Bu kimlik numaram niye biliyor, var yani? Sistem de biliyor. Mecburen yani 1500 lira bir daha veriyorsun mesela mirasçılık belgesine. Vatandaşlık numarası olarak geliştirdiğiniz yöntemi kendi elinizle ayağa düşürdüğünüz zaman onu değerli bir şeyken değersiz hale getirdiğiniz zaman işte kamu kurumları da onu güvenmez, onu kullanmaz. Tek başına ona inanmaz hale geliyor zaten. İşte. Ama tabii bu şey keşke bakanın söylediği 85 milyon çalınan veri tek derdimiz olsa. Her gün bir veri ihlali neredeyse Türkiye'de oluyor. Evet. Ve bizim verilerimizin saklanma şartlarını regüle etmekle görevli olan KVKK kurumu, hı hı, ve bu tarz veri ihlallerine müdahale etmekle görevlendirilen KVKK kurumu hiçbir şey yapmıyor. Evet. Şimdi mesela bakan bunu açıkladıktan sonra KVKK bu HES uygulaması özelinde herhangi bir soruşturma başlatabiliyor mu? Yani. Yani devletin bir kurumu devletin diğer kurumuna ya sen bu veriyi nasıl sızdırırsın? Verileri korumakla ve verilerin nasıl korunacağını regüle etmekle görevlendirilen ve Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen kurum Sağlık Bakanlığı'na gidip siz bu işi nasıl yaptınız diye hesap sorabiliyor mu? Yok. İşte ne diyorduk, ne diyordum? Ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum. Benim yaşamak istemediğim ülkelerden, örneklerden bir tanesi de bu. O kurum özel olarak gidip bunun hesabını sorabilmeli. Evet. Ve eğer bir para cezası yeri geldiğinde bugüne kadar veri ihlali yapan şirketlere çıkarttığı cezayı gerekiyorsa Sağlık Bakanlığı'na da çıkartmalı. Şunu incelemeli her şeyden önce. Acaba o uygulamanın geliştirilme aşamasında görev alan arkadaşlardan bazılarının bilerek ya da bilmeyerek ihmali yüzünden mi bu veriler çalındı? O da bilinmez bir gerçek. Bilmiyorum. Geçen dün işte Kerem'in storiesini gördüm işte yeni hat almış. Yeni hat almış. Yeni hat almış. Tinder'de kullanmak için almıştı yeni hatı. Başka ne için alacak yeni hatını? Ondan sonra ondan sonra yani şimdi daha diyor yazar altında Tinder kullanmıyorum diye. Ondan sonra yani daha diyor ben kendi hattım numarasını bilmiyorum diyor. Beni diyor spam numara arıyor abi diyor. Bu nasıl iş yani? Türkiye. Birçok işte takipçisi de falan şey yapıyor. Ne diyor yorum yazıyor. Abi diyor benim de başıma şöyle geldi böyle geldi falan. Aydoğan da yazmış mesela. Aydoğan'ın aldığı hatta da o kadar operatörler üşenmiş ki Aydoğan aldığın numara tamam hadi kapatılan numarayı satıyorsun zaten yine de. Lan... Ama bak orada şunu unutmayalım. Ben de Kerem'in yazdıklarını okudum. BTK'nın kapatılan hakkın satılabilmesi için belli bir süre şeyi var. Evet, aynen. Limiti var. Yani operatör arkadan bir yıl diye bilgi geliyor. Emin değilim, bilmiyorum. Operatörlere diyor ki işte şu kadar sürede satamazsın. Şimdi bu bir yılsa bu doğru bilgisi ki doğru olduğunu kabul etmek lazım. O zaman demek ki yeterli bir süre değil. Yani. O zaman onu 5 yıla çıkartması lazım. Çünkü numaradan bol bir şey yok elimizde aslında. O zaman bunu 5 yıla çıkart. Yani böyle aksaklıklar oluyorsa ülke içinde 5 yıla çıkart, 10 yıla çıkart. Bilmiyorum. Yap bir şey ve vatandaşı, buradaki vatandaş Kerem. Kerem'i bırak adam rahat rahat Tinder'da kullansın. Takılsın yani. Onu önce araba tamircisiydi. Bilmem neydi falan aramasın. Arayacaksa escort arasın yani. Bir de şöyle bir şey var. Aydın'ın da mesela Aydın da cevap vermiş. Operatörler o kadar üşenmiş ki adamın numara yönlendirme yaptığı numara o. Hayır, çok güzel. Yani ya, başka biri arıyor, adam mesela kapatmış numarayı. Adam yönlendirme, onu da kapatsana o zaman adamın yönlendirmesini kapat yani. Yönlendirmeyi de kaldırsana. Ha, kaldırsana, niye kaldırmıyorsun olarak otomatik olarak? Adamı arayan o numarayı hop oraya yönlendiriyor. Yani saçma sapan şeyler. Şimdi biz herhangi bir şeyi yaparken önünü arkasını düşünmediğimiz için. İşte. Bir güzel atasözümüz kervan yolda düzülürle her işe yola çıktığımız için. Mesela şimdi operatörlere sorsan. Operatör bu Aydoğan'ın verdiği örnekte bu olayı Aydoğan'dan duyuyor. Evet. Ama olması gereken ne? Bunu daha önce operatörün düşünebilmesi lazım. Yani öyle ya hani düz örnek veriyorum yazılımcılıkta yazılımcılık yapan arkadaşlar hep bir what if sorguları var ya ya şöyle olursa ya böyle olursa hep nasıl cevap verecek bu hikayeyi diye. Bunu şeyin yapması lazım. BTK'nın yapması lazım. Yani. Yapmamış BTK zamanında bu sorguları. İşte. Garip. Neyse biraz daha teknoloji tarafına dönelim. Artık
yavaş yavaş en iyi amiral gemisi işlemciyi duymaya, görmeye başlayacağız. Çünkü o da... zaten Snapdragon Qualcomm Summit bitti. Orada neler olacağından Qualcomm bahsetti. Artık övünde. Summit daha başlamadı galiba. Yok, abi bildi. Bitti bitti. Emin misin? Bitti. Benim bildiğim Ekim ayında falan olacak diye aklımda kalmış benim. Çünkü hani hep böyle Hawaii'de yaparlar. Hep böyle evet, işte Hawaii'de tabii ki havaların da biraz daha iyi olması. Aa, biraz daha... Summit değil şey tamam haklısın daha summit yapılacak. Tamam tamam haklısın. Devam edeyim ben. Şimdi burada 8 Gen 4'ün detayları belli oldu yani. Bütün artık her şey Geekbench testlerinde falan ortaya çıktı. Ve tekli çekirdekte 3236 puan aldığını gözüküyor. Ya bu skorda iPhone 16 ve 16 Plus'ta kullanılan A18 işlemcisindeki tek çekirdeğe göre çok yakın. Yani 3409, biz hep biliriz yani A serisi işlemcinin Apple'ın A serisi ne kadar güçlü skorlar aldığını biliriz. Burada da 3236 puan alıyor Geekbench 4, Geekbench'te 8 Gen 4. Tekli çekirdek olarak 3409 puana göre. Evet biraz daha düşük kalıyor ama çok ufak bir fark. Yani bunun günlük hayatta anlayabileceğin bir şey değil. Çoklu çekirdekteki performansı ise 10.049 puan. A18'e yine kıyasladığımızda %18 daha fazla. Yani A17 Pro'dan da %39 daha fazla performans gösteriyor. Yani GPU tarafında inanılmaz bir performans var 8 Gen 4'te. Ben her yıl bu mevsimde Qualcomm'un açıkladığı rakamlara çok inanmayın derim. Öyle mi abi? Yine söyleyeyim de içimde kalmasın. Peki. Bu yeni Yonga seti 2+4 konfigürasyonunda gelmesi planlanıyor diyecektim ama o yanlış okuyorum. Burada Apple'ın zaten 2 tane performans çekirdeği, 4 tane verilmek çekirdeği oluyor. Burada inanılmaz bir hız var. O da 4.32 GHz hızında çalışacak buradaki performans çekirdeği. Yine A18'e kıyasladığımızda 4.04 GHz hızında çalışıyor A18. Yani ondan daha hızlı çalışan bir işlemciden bahsediyoruz. M3 ile de kıyaslamışlar bu işlemci, yeni işlemci, daha çıkmayan 8 Gen 4 işlemcisini. Burada karşılaştırıldığında her ne kadar M3 genel performansla bir adım önde olsa da 8 Gen 4 farklı segmentlerde da rekabet edebileceğini gösteriyor bize. Bu da ne demek oluyor? Özellikle mesela yeni tabletlerde, Apple tarafında yeni tablet M3 ile M4 ile geleceği konuşulsa da mesela Samsung'un yeni Tab S10 diyeyim hani S9 değil de Tab S10 serisinde kullanılan işlemci Apple'ın M3 işlemcili iPad Pro'larına da rakip olacağını bizlere gösteriyor burada. Yani şu anda 8 Gen 4 işlemcisi Apple'ın A18 işlemcisinden, Bionic işlemcisinden daha performanslı bir işlemci olacağı da konuşuluyor. Bu gen hikayesine geçildikten sonraki en büyük adım gibi görünüyor. Evet. Bu rakamlara baktığımız zaman, bu gelişmelere baktığımız zaman zaten şeyi hep söylüyoruz. Qualcomm böyle bir nanometre küçülttüğü zaman, yeni bir şey yaptığı zaman ilk başlarda bir bocalıyor. Bu sefer de yine bocaladı. Ama bu sefer uzun sürdü bu bocalama hikayesi. Evet. Umalım ki 4 ile gerçekten performans ve pil tüketimi anlamındaki optimizasyona ulaşmış olsunlar. Evet. Yani 8 Gen 2 ile başlayan iyileşme diyeyim. 8 Gen 3'te devam etti. 8 Gen 4'te bu sefer o iyileşmeyi performans tarafında boostlamaya çalışıyorlar. Biz büyük tam bir ay sonra yani şu an artık böyle kabataslak Eylül'ün ortasındayız. Hı hı. Ekim'in sonu gibi ilk şu cihazda kullanılacak, ilk bu cihazda kullanılacak ya da kullanıldığı zaten haberlerini görmeye bir başlıyoruz. Bir sonraki haberim onunla alakalı. O da OnePlus 13. Tamam o zaman devam et oradan. Bağlayayım haberleri. Burada tarihte resmen paylaşıldı. Yani net tarih verilmedi ama OnePlus Çin Başkanı Louis Lee var. Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda OnePlus 13'in lansmanının önümüzdeki ay gerçekleşeceğini açıkladı sadece direkt. Bu açıklamayla beraber de cihazın özellikleri falan da belirlenmeye başladı. Zaten 8 Gen 4 işlemcisinin tanıtılmasından hemen sonra piyasaya sürülecek. Cihaz Ekim ayında düzenleniyorsa yani lansmanı, Summit'te Ekim ayında hemen olacak yani. Snapdragon Tech Summit'te 2024 olacak. Tabii ki 8 Gen 4 ile beraber geliyor ve ilk olacak yani muhtemelen Xiaomi'den göremeyeceğiz ilk. Çünkü ocağa falan kalacak Xiaomi 14 şey 15 serisi ocağa kalacağı için. Yani yeni yılda göreceğimiz için büyük ihtimalle Xiaomi 15'i. O yeni yıla kalacak ama ilk olarak 2024 yılındaki 8 Gen 4'lü ilk cihaz OnePlus 13 diyebiliriz aslında. Ekran tarafında Boe ile bir partnership'lik açıkladılar zaten. Global Innovation Partner Conference 2024'te Boe tanıtmıştı. Boe X2 ekranını kullanacak. Ekran 6.8 inç boyutunda olacak, 2K çözünürlüğü olacak, 120 Hz ekran yenileme hızı olacak. Ek olarak da ekran deneyimini farklı bir boyutta yaşatacağını falan böyle vurguluyorlar. Böyle işte o Weibo üzerine paylaştıkları görsellerde falan da Çin'in başkanı, daha doğrusu OnePlus'ın başkanı dediğim gibi Louis Lee böyle bir şey söylüyorlar. Ek olarak
dört taraftan mikro kavisli bir ekran olacak. Biz bunu Huawei ve Honor modellerinde çok fazla görmüştük. Şimdi ise OnePlus da olacak. Normalde OnePlus'ta hep yan taraflardan eğimli ekran vardı. Bu sefer dört tarafı eğimli bir cam yapısı olacak. Keza Xiaomi'de de kullanıyor dört taraftan eğimli cam yapısını. OIS destekli 50 megapiksellik bir ana kamera olacak. Yeni bir sensörle gelecek. Muhtemelen büyük sensörü kullanacak. Aynı böyle bir inçlik sensörlü yeni sensörlerden bir tanesini kullanacak. 50 megapiksellik geniş açı lensi olacak ve 3x optik zoomla beraber 50 megapiksellikte bir periskop telefoto kamerası da bulunacak. Burada bakalım batarya tarafında çok büyük bir gelişme olacak mı, ama sınıflarda 6000 mAh'lık bir batarya olacağı söyleniyor. 100 Watt'la beraber de desteklenecek. Zaten 5500 mAh artık standart olarak gördüysek 6000'de görmemiz içten bile değil. Kablosu olarak da 50 Watt'a kadar da çıkabilecek. IP68-69 sertifikaları falan da olacak ve amiral gemisi katili fiyatını koruyabilecek mi, onu merak ediyorum ben. Ben de Türkiye'de satılacak mı onu merak ediyorum. Şimdi biz bu liste videolarında da bilmem ne de arkadaşların bize ya listede niçin şey yok, OnePlus yok filan diye haklı sorularına maruz kalıyoruz. Onlar niye soruyorlar? OnePlus 12'yi soruyorlar. Evet. Şimdi 11 Türkiye'de satılmaya başlandığı zaman herhalde konuyla en çok ilgilenen yayın biz olduğumuz için bize soruyorlar diye tahmin ediyorum. Sormakta da haklılar. Biz de bir şey bilmiyoruz. Yani biz 12'lerin Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Ne biliyorsak anlattık bunu videolarda zaten. Direkt ilk elden, ilk ağızdan aldım. İlk ağızdan anlattık. Ama şöyle bir hikaye var. Ben piyasada bizim takipçilerimiz arasında bile 12 kullanımının çok fazla olmadığını görüyorum. Ben yurt dışı olarak gördüm. Ben piyasada 12 satışı için böyle muazzam bir efor harcandığını görmüyorum. Bana sanki ülkede OnePlus yokmuş gibi geliyor. Var teorik olarak. Kim getiriyor, nasıl satıyor, kime satıyor, hangi fiyattan satılıyor, kampanya yapılıyor mu bilmem ne falan bilmiyorum. Ayrıca şöyle bir hikaye de var. Bu 12'yi getirecek post satmaya başladığı zaman OnePlus'ın resmi sosyal medya, Türkiye'deki resmi sosyal medya hesabından daha çok paylaşım yapılıyordu 12 ile ilgili. Evet. 13 ile ilgili doğru düzgün paylaşım falan da yapılmıyor. Yani 11 ile yapılıyordu, 12 ile yapılıyordu. Pardon, özür dilerim, 11 ile. 13 şimdi yeni çıkacak. 11 ile ilgili, 11'in o kısa zamanında, yıl sonuna sıkıştırılmış olan zamanında daha çok paylaşım yapılıyordu. Evet. 12 ile ilgili ben doğru düzgün bir paylaşım da görmüyorum. 12'den inceleme ürünü falan da şey yapılmadı, tedarik edilmedi. Yani benim anladığım kadarıyla, çünkü bunu yakın zamanda birbiriyle konuştuk bizim sektörden, yurt dışında bir sohbetti. Kimseye de gitmemiş örnek cihaz falan. Bu şartlar altında yok saymak zorunda kalıyoruz cihazı. Evet. Yani o cihazın fiyatının çok iyi mi çok kötü mü, özelliklerinin çok iyi mi çok kötü mü olduğu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi ne zaman ilgilendiriyor? Mesela satın alan birisi ben sizin görüşünüze katılacağım derse, onun deneyimi üzerinden biz bunu ancak şey yapabiliriz, dillendirebiliriz. Yani satış fiyatına bakıp Aydoğan'ın yaptığı listedeki şu klasmana giriyor, burada da bunu önerelim değil bizim yaptığımız iş. Olmadığı için tabii ki o liste şeylerini almıyoruz. O yüzden diyorum ki 13 Türkiye'ye gelecek mi? 12 gelmemiş gibi şey yapıyor. Yani. 13 Türkiye'ye gelecek. Umarım gelsin. Umarım iyi fiyata gelsin. Ve OnePlus, hani o bizim burada hep aramızda konuştuğumuz, işte Meksika mı OnePlus'ı açıyorlardı, Brezilya mı açıyorlardı? Toplam 5000 satılan cihazla Brezilya'yı. Biz Türkiye'de eminim hem herhalde 5000'den fazla satıyoruzdur. Türkiye OnePlus'ta bir an önce açılsın tabii ki. Bakalım, göreceğiz. Merakla bekliyorum. OnePlus çünkü sevdiğim ve önemsediğim markalardan bir tanesi. Bir de bu hafta spekülasyon olarak mı diyeyim, gerçek mi diyeyim, gerçekliğini sorguladığım ve dün de Burger King'e gittiğim için de gerçek olmadığını anladığım bir haber var aslında. Burger King'in ismini, yeni ismi bizim okuduğumuz gibi yazılımını yaptılar. Burger bu şeklinde. Bu Tab Gıda'dan, yani Türkiye'deki Burger King'in işletmecisi olan şirketten mi geldi? Hayır, sosyal medyada yayılan bir şeyle. Peki o zaman çok ciddiye almaya gerek yok. Ve bunu şöyle yorumladılar. Hani bu resmi internet sitesinde hani gözükmüyor Burger olarak, direkt Burger olarak gözüküyor. Ama yani burger'ı olacak deniyor. İngilizce okuyup Türkçe yazmak hikayesinden bahsediyor. Evet, evet. Okey, bunu oluncaya kadar, yani restoranlardaki tabelalar değişinceye kadar bunun konuşulacak bir şey değil bu. Sebebinin de yerelleşme üstüne çalıştığını Tab Gıda'nın. Sebep o değil de, sebep bu Filistin'i. Evet, yani siyasal İslamcıların biraz daha baskısı sebebiyle böyle şeyler olduğunu, hatta bunun da Algida kısmında da geçerli olduğunu, Algida'da mesela
kırmızı siyah kalpli şeklinde vardır. Üzerine de dondurmalar vardır. Mesela birkaç tane görselde de bu baskılar sebebiyle o üstündeki kırmızı beyaz kalbin kaldırıldığını, sadece dondurma görselinin olduğunu ve Coca-Cola'nın da aynı şekilde buna yaptığını ve atıyorum şimdi, Hande üretti bunu, işte Ayşe üretti bunu gibi şeylerin üstüne. Şimdi şunu biliyoruz, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu Filistin, İsrail'in Filistin'de yaşattığı, uyguladığı soykırım nedeniyle İsrail'e yardım ettiği, İsrail'e destek olduğu söylenen markaların tamamının bir satış sorunu var. Bu sadece Türkiye'de, tüm dünyada satışları azalmış durumda. Hatta zaten şundan bir iki hafta önceki Cuma raporunda konuştuk. Amerika'daki çeyreklik bilançoları açıklandığı zaman birçok markanın CEO'su vaat edilen karlılığa ulaşamayacaklarını, ulaşamamalarının da işte dünyadaki sosyoekonomik düzenle alakalı olduğunu falan dile getirdiler zaten. Markalar buna tabii ki bazı şeyler, ne derler, önlemler alacaklar. Çünkü adamların derdi satmak en nihayetinde. Benim için orada Burger King mi yazıyor? Yani İngilizce okunduğu gibi burger diye mi yazıyor? Türkçe okunduğu gibi burger mi yazıyor? Çok şeyimde değil, ne derler, umumda değil. Ben şuna bakıyorum. Mesela bu İsrail'e destek olduğunu söylenen firmalar var ya, burada Burger King'e sadece değil, tamamını bir yığın firma söylüyor. Bunlar resmi açıklama yaptılar mı bunların arasında? Evet. Mesela işte evet biz destek oluyoruz ya da hayır biz destek olmuyoruz dediler mi? Bir, buna bakıyorum. İkincisi, bu markaların işletmecileri kim? Şimdi mesela biz biliyoruz ki Türkiye'de, yani Burger King'den örnek vereceksek, Burger King bir Amerikalı fast food zinciri. Ama Türkiye'de Burger King'in işleten şirket %100 Türk sermayeli bir şirket. Hatta galiba geçenlerde bir arkadaş söyledi, Tabgı'da Dubai'deki Burger King'leri de işletiyor. Öyle mi? Emin değilim de. İrfan söyledi burada konuştuğumuz sabah. Galiba öyle bir hikaye var. Evet, Dubai falan dedi. Bilmiyorum yani. Bir şey olabilir şimdi abi. Bak, eğer bu gerçekse, ki İrfan söylüyorsa ben gerçek diye şey yaparım. Biz Tabgı'da'nın yurt dışında da bazı operasyonlar yaptığıyla gurur duyacağız. Ama Türkiye'de Burger King restoranı işlettiği için ambargo uygulayacağız, öyle mi? Bir yani de Filistin'de bir İsrail'le alakası da çok fazla olmayan bir şekilde. Bir kararımızı, karar vermemiz lazım. Hani biraz önce şey dönüyor, bir numara, neyin yerli, neyin milli olduğuna bir karar vermemiz lazım. Şimdi mesela sadece Tabgıda değil, bu ambargo uygulanan diğer şirketler de Türkiye'deki yaptıkları üretimde Türkiye'deki yan sanayiyi kullanıyorlarsa yani. Buradaki insanlara iş, istihdam sağlıyorlarsa. Hı hı. Öyle ya, bakanın oğlunun gemisi bilmem ne taşıdığı zaman sorun yok da McDonald's'a, Burger King'e patates satan çiftçinin mi derdi var sadece olacak bu hikaye? Yani hani bunları böyle herkes kendi şeyinde, nasıl söyleyeyim, kendi içinde kendisinin karar vermesi gereken şeyler bunlar. Biz kalkıp ben bu ambargoya canı gönülden destek veriyorum diyebilirim. Bir başkası da kalkıp ben Burger, Whopper yemekten vazgeçemiyorum da diyebiliyor. Bunu şey yapmamak lazım. Böyle İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımdaki gözü karanlık moduna çıkarmamak lazım bence bu hikayeyi, ambargo hikayesini. Çünkü biz bunu işte konuştuk, çok adam gitti bir tane kahveciyi silahla ateş etti, değil mi? Yani nereye ateş ediyorsun lan? İçeride adamlar var. Sonra birbirleri gittiler, kasiyeri, kahve içini falan galiba rahatsız ettiler. Müşteriyi bile rahatsız edin. Müşterinin içtiği şeye vurup döktü. Yani biz bunu zamanında Abdullah Öcalan İtalya'da Türkiye'ye teslim edilmeden İtalya'da olduğunu bildiğimiz zaman da yollarda böyle işte araba yakarak, İtalyan parfümlerini sokağa dökerek, işte zamanında dolar yakarak, kola dökerek falan çok yaptık böyle hikayeleri. Portakal bıçaklayarak Hollanda'yı şey yaptık, protesto ettik. Bunların milli sermayeye ve bu ülkede üretilen değerlere ne kadar zarar vermediğine bakmak gerekiyor bence. Bana soracak olursanız, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu İsrail'in uyguladığı soykırımda sesi ne yazık ki çok çıkan, çok duyulan bir pozisyonda değiliz. Evren'in, Ersin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın Coca-Cola'yı protesto etmesindense Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu işin içinde daha aktif bir şekilde rol almasını, oradaki sorunun çözüme kavuşturulması için kendine bir rol biçmesini ve bu biçeceği rolün de uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilmesini sağlamasını tercih ederdim ben. Ama işine döndü, işte şeye geldi. Senin söylediğin kahveyi döken, mağazaya kurşun sıkan filan adamların eylemine döndü iş. O yüzden bu Burger King, Burger King, yani yazılış okunuş hikayesi
biz mağazalarda gerçek oda ve hayata geçtiğini görünceye kadar konuşmayalım bunu gündemimiz. Çünkü günümüz şöyle bir dünyadayız hemen. Artık bu Photoshop ve benzeri işte AI uygulamaları filan sayesinde her şeyin bir başka taklidi o kadar kolay yapılabiliyor ki. Düşünsene mesela bizim YouTube kanalımız eklendi. Elon Musk bizim YouTube kanalımızda canlı yayın yaptı. Yani biz onu canlı yayın yapan Elon Musk olmadı da biliyoruz. Deepfake böyle bir hikaye. O yüzden bugün çok iyi Photoshop kullanan bir iç mimarın ya da işte CAD uygulamalarını çok iyi kullanan bir arkadaşımızın oturduğu yerden bizim burayı bile Burger King'e çevirmesi, seni beni Burger King çalışanıymış gibi göstermesi bir fotoğrafla falan o kadar kolay ki biz şeyi bekleyelim. Yani resmen böyle bir hikaye var mı yok mu? Bence onu bekleyelim. Yani bakalım yerel pazara olursa entegre da, olma işi böyle mi olacak? Olursa da işte ben Burger King'e de iş yapmıyorum, onların ürünlerini yemiyorum diyen insan kadar ben Whopper yemeği tercih ediyorum diyen insanın da haklarının eşit olduğunu şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Evet. Bir de şöyle bir şey oldu. Bir kere silkeleme daha operasyonuna geldi. Öyle mi? Evet. No, yo, yani burada dolandırıcı kim? Sony. Sony ha okey tamam. Bizim Sony. Aynen bizim Sony. PlayStation 5 Pro ben tanıtıldı. Ben dünyanın yeni bir oyun konsoluna ihtiyacı olmadığını düşünen bir insan olarak hiç iyi. İlgilenmiyorum konuyla. Şöyle ilgilenenleri anlatayım ben de o zaman. PlayStation 5 Pro'da tanıtılmış oldu. 60 FPS ortalama kare hızının artık çok daha verimli ve dengeli olarak sunulacağını belirtti. Canım benim. Aynen canım benim. burada grafik biriminin işlem birimleri %67 arttırılmış PlayStation 5'e göre. RAM performansı da %28 arttırmışlar. Render performansı da %45 artış elde edilmiş. Ve PlayStation 5'teki 10 teraflop işlem gücü 33 teraflop üzerine çıkacağı da önceki günlerde de gündeme getirilmişti zaten ki böyle oldu bu da. Yani çok daha fazla bizlere işlem gücü sağlıyor. Ve ışın izleme yapay zeka sayesinde daha fazla performans çalışıyor. PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR yükseltme teknolojisini destekliyor. Görüntü kalitesini artırıyor. Ek olarak da render performansına da etkilenmeden de daha fazla bir oyun performansı sunabiliyor. Konsolun 8 bit işlemde 300 teraflop kapasitesine sahip özel bir makine öğrenim mimarisine sahip olacağı da zaten daha önce sızdırılmıştı ki yine dediğim gibi böyle oldu. Henüz bir oyun çıkış oyunu duyurmadı yani PlayStation 5 Pro ile oynanacak şeklinde. Ama Sony yetkilileri Spider-Man, Last of Us gibi pek çok oyunda da daha yüksek görüntü kalitesinde performansla çalışacağını söylediler. Burada keri silkeleme operasyonunu söyleyeyim 7 Kasım'da çıkıyor piyasaya. 7 Kasım itibariyle Amerika'da $700, Avrupa'da ise $800 fiyat etiketiyle çıkıyor. 599 muydu ya da 500'e mi çıkmıştı? 500'e çıkmıştı. Fiyat yükseliyor. PlayStation 5'te. $200 koydular geri silkeleme operasyonunda. Şeyi Pro adını oraya boşuna koymadılar. Yani o Pro işte $100-$200 anlamına gelecek. Ben şöyle düşünüyorum hemen bu konuda. Şimdi PlayStation 5 ilk çıktığı zaman işte bu pandemi dönemi sonrasındaki çip üretimi sorunları bilmem ne filan nedeniyle üretim şeyi vardı hatırlıyorsan, derdi vardı. Talebe karşılık veremiyordu. Fiyat suni olarak çok yükseldi, alçaldı bilmem ne oldu. Dünyanın bazı ülkelerine sevk edilemedi filan filan. Ve birçok insan fiyat ve ürünü bulamadıkları için ya ben bunu almayayım, bunun prosu çıkar yakında ya da bir sonraki çıkar. O zaman işte evet. Bu üretim sorunları da çıkar, onu alırım filan gibi söylemlerde bulundu. Sony de işte burada sen onu mu istiyorsun? Al sana koydum pro takısını. Al bunu de. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu bence Sony çıkarmadı. Bunu PlayStation oyuncuları kendileri istediler. 1,5-2 yıldan beri herkes Pro'da 5 Pro, Pro ne zaman Pro. Çıkacak? 5 Pro ne zaman çıkacak diye soruyor. İşte adamın elinden gelen bu. Yapabildiği bu. Yapmış. Fiyatı da koymuş. Alıyorsan al. Alan alsın, almayan devam etsin yoluna demiş. Alanları göreceğiz şimdi. Kim alıyor, kim hani almıyor. Göreceğiz. Gelişmeler var da yani. Hani gelişme işte. İki ne olabilir yani işte 10 teraflopsa 33 teraflopsa çıkıyor falan filan. 8 bitte 300 teraflop kapasitesi var. Geçen hafta ben işte söyledim ya Lenovo'nun davetlisiydim. Ve çok kalabalık bir dünyadan gazeteci, yayıncı ile birlikteydim. Yani neredeyse dünyanın tüm ülkelerinde. Yani buna Kanada, Amerika, Yeni Zelanda, Brezilya filan da dahil insanların olduğu bir ortamdaydım. Haliyle bazı yemeklerde de karışık masalarda ya da işte açık büfede bilmem ne filan denk düşüyorsun. Gördüğüm kadarıyla onların arasında da duyurusu cihaza resmen yapıldıktan sonra cihazı beğenen yoktu. İşte fiyatı yani. Ve özelliği birlikte beğenen yoktu. Yani bakalım. Ya bir de Türkiye fiyatı ne olacak?
O ayrı mevzu. Ona girmeyeyim. O geldiği zaman, belli olduğu zaman ayrı yani bir mevzu. Yani herhalde bir 50'yi bulur çok rahat ya. Ben 49, yine uçaklarda 900. Görürüz. Bir yayıncısın elinde taşıyor. Tabii şimdi bir lansman olur. Lansmana giden oradaki Avrupa'dan ne bileyim ya da Amerika'dan, hadi Amerika neyse de Avrupa'dan bir lansman olur gider alırsınız yani. Ben de aldım. Sonra sattım. Yani hiç kutusunu bile açmadan yani. Bu da böyle bir iş kolu oldu ve hayatımıza girdi zaten yani. Taşımacılık. PlayStation taşıyıcılığı. Yani bunu yapan şeyler de var. Uygulamalar var, falan fazla, da var. Yani. Çok fazla var. Yurt dışında okuyan öğrenciler arasında filan bu PlayStation 5 hikayesini kendilerinin Türkiye'ye gelip dönme masrafını karşılama olarak planlayan çocuklar var. Hı. Bizim takipçiler arasında da var. Vardı. Neydi? Globally mi? Global. Bir yan uygulama da var böyle. Bir şey vardı böyle. En popülerinden ama global bir şeydi. Hatırlamıyorum ama. Gelelim son habere ülkemizden. Reader markası. İlk elektrikli aracını da piyasaya çıkarıyor. Reeve Fancy ismi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Uygar Bey'e ve eşi Sezen Hanım'a. Şubat ayında yaptığı açıklamada zaten böyle bir şey yapacaklarını duyurmuşlardı. Yani elektrikli araç üreteceklerini duyurmuşlardı. %80'i yerli olan Reeder markalı araç oluyor bu da. Reeve Fancy ismini alıyor. Samsun'da üretilecek burada Reeve Fancy. Çok güzel çünkü onlar fabrikayı Samsun'da kurmuşlardı zaten. Aynen. Çeşitli... Yani şöyle anlıyorum ben bunu. Cep telefonu ürettikleri fabrikada bunu da üretecekler sanki diye anlıyorum. Aynen öyle. %100 elektrikli oluyor. Tam şarj işlemini 5 saatte tamamlayabiliyor. Tam şarj ile beraber 100 km menzil sunuyor Reeve Fancy. Ve batarya kapasitesi 7,5 kW olarak ayarlanmış. Ve LFP dediğim yani lityum demir fosfat teknolojisini kullanıyor burada. 1.33 metre genişliğinde LED mercekli farları bulunuyor. Ve ek olarak da iç tarafında yer alan bagaj camı da dahil olmak üzere cam açma kapama, merkezi kilit kontrolü, işte dijital termostatlı fan ayarı, radyo bluetooth, USB özellikle tamamını da karşılıyor. Ek olarak batarya dahil de 471 kilogram ağırlığında ön ve arka diren disk fren. Mesela bu çok dikkat çekici bir şey benim için. Son hızı da 45 km saatte gidebiliyor. Okay, bu böyle bizim anladığımız tarzda bir otomobil değil zaten. Şimdi arkadaşlar fotoğrafını görüyorum. Bu mini otomobil. Yani mini, bu Ami filan gibi olanlardan. Evet. Ami'den. Yani mesela Ami'nin tipi daha güzel bana göre. Bu biraz ama daha böyle mobilet tarzı bir şey gibi. Zevkler ve renkler tartıştığı tabii diye bir hikaye var ya. Mesela bunu da beğen. Ben de beğenmedim tasarımını. Bunu da beğenen çıkacaktır. En azından bunu çizen arkadaş çok beğenmiştir. Yani en azından bir kişi şeydir. Şuna bakmak lazım. Şimdi bu elektrikli otomobillerin üretilmeye başladığı gün itibariyle biz o 200 yıla yaklaşan otomotiv endüstrisindeki know-how'ın hiçbir işe yaramadığını görmeye başladık. Aynen. Çünkü bundan yaklaşık 3 yıl önce falan Çin'de otosanayi bölgelerinde yani normalde kaportacı falan diye adlandırdığımız insanlar kendi elektrikli otomobillerini yapmaya başladılar. Evet. Nitekim bunun bir uzantısı olarak da Türkiye'de de TOG yapılıyor zaten. Yani hani böyle yaptığımız işi küçük görmeyelim ama çok da böyle abartmayalım da. Bugünün dünyasında elektrikli otomobil üretmek çok kolay bir şey. O yüzden de çok kolay olduğu için Türkiye'de yollarda daha önce şundan 3 yıl 4 yıl önce adını bile görmediğimiz Çinli markaların pazara girdiğini görüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde Türkiye'ye gelemeyen ama oraya giden çok çok daha fazla marka var. Çin'de bir şey okumuştum, makale okumuştum bundan epey bir süre önce. Kayıtlı 300 tane falan üreticiden bahsediyordu. 298 mi? 290 öyle bir şey kalmayacak. 300 kalmayacak mı? Yani şimdi otomotiv üretilmesi çok zor bir şey. Büyük sanayiden filan bundan 50 yıl 60 yıl önce işte Almanlar bu işin kompedanı mühendislik örneğinden geldiği nokta bu. Çünkü orada da bu Çin'in monton üretimi, fazla üretebilme gücü ortaya çıkıyor. Şimdi Reeder yapmış. Yapmaması için bir neden var mı? Yok. Yok. Burada önemli olan şey bu işi Türkiye'de satacaksa ya Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı böyle bir cihaza? Bunun rakibi olan yabancılar kaç lira? Evet. Bu kaç lira? Arada bir fiyat şeyi var mı? Ne derler? Farkı var mı? Onların güvenlik protokollüyle bunun güvenlik protokolü arasında ne gibi farklar var filan filan. Onları da zaman içinde görürüz. Ancak şöyle bir şey var. Reeder'in yakın tarihteki karnesi çok kötü. Evet. Yani işte orada bir süs kamerası gibi sonradan uydurulan çok bir başka şey, hikaye var. Var zaten. Şimdi mesela bu aracın web sayfasında dipnotlara bakmak lazım. Yani üçüncü tekerlek opsiyonel falan gibi bir şey var mı? Direksiyon opsiyonel, elektrikli motor opsiyonel, süs elektrikli motor ya da mesela arabanın tamamını süs elektrikli arabası diye isimlendirmiş olabilirler mi falan. Onlara bakmak lazım. Yani şirket
Onlara sorduğumuz zaman büyük bir ihtimalle bu süreci çok iyi yönettiklerini düşünüyorlardı ama zaten reputasyonu bana soracak olursan çok tabii iyi bir şirket değildi. Bu süs kamerasıyla birlikte de bayağı üzerine düştü. Şeyi kondurdular. Çiçeği kondurdular. O yüzden bunu nasıl aşacak? Eğer bunu aşmak için doğru bir yöntem bulabilirse o geçmişte yapılan hatayı da telafi eder. Bu bir. İkincisi, biliyorsun Reader yakın zamanda borsaya açıldı. Şimdi borsaya açıldığın zaman sürekli hissedarlarına yeni havuçlar sunman gerekiyor. Bence bu da öyle bir havuç. Yoksa şimdi baktığımız zaman Reader bir otomobil şirketi değil. Değil. Ama günümüzde otomobil üretmek için otomobil şirketi olmaya da gerek yok. Adam sonuçta cep telefonu üretiyor. Bir de şeyi merak ederim. Bu cihazın üretilmesi aşamasında devletten destek aldı mı? Öyle ya. TOG'da muazzam bir kamu şeyi var, katkısı var. Reader'da, şimdi bak Reader belki fabrikayı Samsun'a kurmak için devletten bir destek almıştır. Bence orada yarattığı iş hacmiyle doğru orantılı bir destek de almalıdır zaten. Ama add-on olarak bu ürünü ortaya çıkarttığı zaman gidip Ticaret Bakanlığı'ndan bir yerden ekstra bir şey alınıyor mu? Destek alınıyor mu? Bilmiyorum. Bunların hepsini zaman içinde açıklamaları lazım. Ya da işte biz biliyoruz Uygar Bey'le ve eşi Sezin Hanım da arası çok iyi olan bazı yayıncılar sorabilirler bu soruyu. Benim gördüğüm kadarıyla Uygar Bey LinkedIn'de bu tarz şeylerle ilgili paylaşımlar yapmayı da çok seviyor. Kendisi de şey yapabilir, söyleyebilir. Burada önemli olan şey bak, destek alıp almaması kötü bir şey değil. Destek bir katma diye üretiyorsa alsın tabii ki ama insanlara karşı şeffaf olmak lazım. Evet. Bu arkadaşlar şeffaf olmamanın bedelini süs kamerası diye kıçlarından bir şey uydurarak sıvamaya çalıştılar daha önce. O yüzden söylüyorum. Bu sefer mümkünse daha şeffaf olsunlar. Türkiye'nin böyle bir araca ihtiyacı var mı? Bilmiyorum. Şahsen benim böyle bir otomobile ihtiyacım yok. Ama yazlık yerlerde, küçük bölgelerde falan yaşayan insanların hani böyle bir bakkala gidip gelmek, plaja gidip gelmek, şu anda bisikletle, motosikletle yaptıkları işi yapmak için bu tarz bunları ne diyorlardı? Mikro ulaşım çözümleri diyorlardı evet. Galiba. Ya da kargo şirketlerinin mesela aynen mahalleler arasında aynen atımları öyle vesaire. Aynen. Hele böyle eski Hatay, İstanbul'un eski bölgesi falan gibi daha sokakların dar olduğu evet, falan filan yerlerde. Eğer bir ihtiyacı cevap vermiyorsa karşılığını bulacaktır zaten. Tabii. Burada senin benim beğenmemiz, senin benim iyi dememiz, alacağım almayacağım dememiz falan bir şey ifade etmiyor. Ne zaman satacakları belli mi? Şöyle Eylül ayında yani bu 23 Eylül tarihinde ön siparişi açılıyor. 280 bin liralık bir fiyat etiketi bulunuyor. 40 bin lira peşinat ile rezerve edebiliyorsunuz aracı ve sonrasında 240 bin lira peşin tekrar verebiliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla Reader sadece bize değil hiçbir teknoloji yayıncısına test ürünü ayırmayan bir şirket. Biz geçmişte bazen isterdik hanımefendiden gönderirdi. Son bir tane istediğimizi göndermedi mesela. Türkiye'nin en ucuz telefonu biz kendimiz satın aldık onu. Bundan eğer... İşte süs kameralı olanı satın almıştık zaten. Öyle muydu? Süs kameralı olanı para verdik bize. Aferin bize. Çok güzel bir iş yaptık. Sonrasında onu bir takipçimize de hediye ettik zaten. Ay, çok güzel. Aferin bize. Eğer bu otomobilden böyle bir örnek ayırma planları varsa biz de HVP YouTube kanalında bununla ilgili bir tane video yayınlamak isteriz. Belli bir süreliğine. Yani arkadaşlarımız şöyle mesela ben Uygar Bey'den otomobili istiyor diyeyim. Test cihazı mantığı nedir? Cihaz sana gelir. Onun gelirken bir ön sözleşmesi vardır. Evet. Yazılı olan ya da yazılı olmayan. Şu kadar süre sende kalacak. Sonra geri alınacak bilmem ne falan diye. Biz de yerli üretimdeki böyle bir cihaza elimizden gelen desteği, tanıtım desteğini evet vermek isteriz tabii ki. Ben bir zamanlar Uygar Bey'in bizim kanalı çok yakından takip ettiğini biliyorum. Eğer hala takip ediyorsa da selamla birlikte böyle bir şey yapabileceğimizi de kendisine söylemiş olalım ve 328. miydi? Evet. Bitirmeden detayı okay, tamam aktarayım. Eğer nakit olarak almak istemiyorsanız yani 280 bin liraya vade farkıyla 12, 24, 36, 48 ay seçeneklerle taksitle alabiliyorsunuz. Bir de bu kampanyanın da ilk 100 araç için sınırlı olduğunu söylüyor Reader.
Ve rakip olarak da dediğimiz gibi Citroen AMI olacağını düşünüyorum. Sorduğumuz sorulara şeyi de ekleyelim tabii ki. Üretim kapasitesi ne? Mesela. Onu da bilmek lazım. Aynen. Yani yılda 100 tane üretilen bir arabadan bence insanlar çok almak istemezler zaten. Bir şey. Yani. Böyle bir araba. Rolls Royce olduğu zaman almak isterler de insanlar. Böyle olduğu zaman almak istemezler. 328. Cuma konu. Evet. Ezan'a denk geldiğimiz için böyle kapatmaya çalışıyorum evet, ama ben de bitti artık zaten. Arkadaşlar 328. Cuma raporunu böyle bitirdik. Aynen. Önümüzdeki haftaki Cuma raporunda ben yine yokum. Yayında söylediğimiz gibi bu sefer de Huawei'nin işte bu meşhur lansmanı için Barcelona'da olacağız. Sen ve Aydoğan birlikte sunacaksınız diye şey evet, yapıyorum tahmin olacak. Ediyorum. Ondan sonraki Cuma raporunda ben yine yokum. Şimdi ona bakıyordum zaten. Doğru biliyorum değil mi? Doğru biliyorsun abi. Okey. Ondan sonraki Cuma raporunda da arkadaşlar Berlin'de 14'te lansmanı var Xiaomi'nin. Evenin ve Aydoğan'ın vizesi olmadığı için maalesef. Mecburen bu şeyleri, yurt dışı gezileri benim gitmem gerekiyor. Ben gidiyorum. Yani iki Cuma raporu sonra ben tekrar karşınızda olurum ama Eren ile Aydoğan'ın çektiği Cuma raporlarını da büyük bir keyifle dünyanın neresinde olursam olayım izlemeye devam ediyorum. Sizi de öneririm. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.